Herkese Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği Almanya'nın Yüksek Örümlü Türk Göçmenler Çalışma Grubu adına yeni bir etkinlik düzenliyoruz. Bu sefer bir panelle karşınızdayız. Yeni dalga göçü değerlendireceğiz. 5 uzman konuğumuz var onlarla birlikte. Hızlıca bir kendilerinden bahsedeyim. Bakayım nereden başlayalım. Hemen benim gördüğüm şekilde başlayalım. Caner Aver, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı'ndan kendisi. Orada araştırmacı olarak çalışıyor. Doktor Gülay Türkmen, Berlin Sosyal Bilimler Merkezi'nde doktora sonrası araştırmalarına devam ediyor. Doktor Yaşar Aydın, Hamburg Protestan Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Mustafa Erciyaz, Minik Göçmenler Meclisi'nde üye kendisi. Ve Türkiye'den bir konuğumuz var, Doçent Doktor Ulaş Sunata. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi, aynı zamanda Bavumus'un kurucusu, yani Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz değerli konuşmacılar. Öncelikle sizi hoş bulduk. Olalım. Çok kısa bir bilgi vereceğim herkes için, açıklayıcı olsun. Yaklaşık 1,5 saatlik bir etkinliğimiz olacak. İlk önce benim bir açılışım olacak. Biliyorsunuz biz Yüksek Örümlü Türk Göçmenler Çalışma Grubu olarak birçok söyleşi gerçekleştirdik, birçok anket çalışması yaptık bu yeni dalga göçü anlamak üzere. Onunla ilgili kısa biraz bilgi vereceğim. Ardından panel kısmımız başlayacak. Konuşmacılarımıza, değerli katılımcılarımıza sorularımız olacak. Ve en sonunda olursa zamanımızda sizlerden gelen soruları alacağız. Bütün etkinlik boyunca, panel boyunca chat kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Hani o kısmı beklemenize gerek yok. Canlı canlı biz soru cevapları yaparken siz de oradan sorularınızı iletebilirsiniz. Ve tekrar rica ediyorum yeni gelen arkadaşlardan da mikrofon ve kameralarınızı lütfen kapatın. Kalite açısından bizim için çok önemli. Şimdiden güzel bir panel olmasını umuyorum diyelim. Ben hızlıca yeni dalga göçle ilgili bizim elimizde neler var, biz neler bulduk, nasıl görüyoruz bu konuyu ondan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii Türkiye'den göç denince özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakmak gerekiyor. Bu verilerde de önemli değişiklikler var son 2 yıl, son 3 yıla baktığımızda. Örneğin 2018 yılında yaklaşık 85 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yurt dışına göçtüğü görülüyor. Bu rakam 2019 yılında 137 bine çıkmış. Yani önemli bir artış görüyoruz. Burada tabii kimin profesyonel Türk göçmen ya da kimin başka bir ülkenin vatandaşıyken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını alıp göç etti vesaire gibi detaylara ulaşmak mümkün değil. Burada bu ayrım yapılmamış. Sadece de Türkiye'den yurt dışına göçü gösteriyor bu rakamlar. Fakat kalifiye göçü ya da profesyonellerin göçünü liselerin mezunlarından da görmek mümkün. Oldukça çarpıcı rakamlar var. Örneğin 2019'da İstanbul Erkek Lisesi mezunlarının neredeyse yarısı yurt dışına gitmiş üniversite okumaya. Benzer şekilde Alman Lisesi'nin neredeyse tamamı, %94 kadarı yurt dışına okumaya gitmiş. Yani bunu tercih etmişler. Profesyoneller açısından bakarsak, yani Türkiye'de hali hazırda çalışanlar açısından ya da üniversite mezunları açısından bakarsak bu rakamlara ulaşmak pek mümkün değil. Şirketlerin bu konuda bazı çalışmaları var kendi çalışanlarına yurt dışına göçmesiyle ilgili, ama net rakamlara ulaşmak kolay değil. Bunu ancak biz işte mesela Almanya'da yaptığımız bir anket çalışmasıyla ya da kendi görüşmelerimizle ortaya koymaya çalışıyoruz. 2020 yılındaydı bizim anketimiz. Almanya'ya Türkiye'den gelmiş profesyonelleri incelediğimiz bir çalışmaydı bu. Son 20 yıl içinde Almanya'ya göç eden Türk vatandaşlarına baktığımızda bunların 20 ile 40 yaş arasında olduğunu gözlemliyoruz. Ve yaklaşık, hani onu başta söylemeyi unuttum galiba, 420 kişi katıldı bizim anketimize Almanya genelinde bu profesyonellerin göç kapsamında. Ve bu kitlenin önemli bir kısmı 20-40 yaş arasında bir kitle. %65'inden fazlası 2015 sonrası göç etmiş. Yani tam bu yeni dalga göç tanımına uyan bir kitle. 2000 öncesi gelenler sadece %2,5'luk bir kısmı oluşturuyor. Ve çok çarpıcı, bu gelen kitlenin %80 kadarı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden göçüyor. Burada öğrenci olanlar var, çalışanlar var. Örneğin %18'inin doktoralı olduğunu görüyoruz. Yarısından fazlasının yüksek lisanslı olduğunu görüyoruz bu göçenlerin. Genelde tabii çalışmaya gelenlerin otomotiv, IT alanlarında oldukları görülüyor. Bu çokça yazıldı, çizildi zaten. Bizim anketimizde de benzer bir sonuç çıktı.
Bir de önemli bir veri, hani sonraki tartışma noktalarında da belki konuşacağız. Genelde Almanya'da göçü etkileyen önemli konulardan birisi dil konusu. Bu yeni göçen, son dönemde göçen kitlenin %19'u, yaklaşık %20'si İngilizce dilinin yeterli olduğunu söylüyor. Yani bu dilde çalışıyorlar, bu dilde sosyal hayatta iletişim kuruyorlar, bu dilde yaşamaya devam ediyorlar aslında. Bu çok enteresan bir veri gerçekten. Bu konular üzerine birazdan değerli uzmanlarla gidiyor olacağız. Bizim bu çok temel girdilerimizden sonra ben aslında göçün genel kavramıyla başlamak istiyorum. Bu anlamda belki önceki söyleşilerimizi izlemişsinizdir. Doktor Yaşar Aydın'la bir söyleşimiz zaten gerçekleşmişti. Kendisine detaylıca çokça sorularımızı sormuştuk. Yaşar Bey, ben tekrar size bu genel tanımla yaklaşmak istiyorum. Bu Türkiye-Almanya arasında yaklaşık yarım asrı geçti bu göç konusu. 1961'de başlayan bir iş gücü anlaşması süreci var. Çeşitli göç dönemleri oldu ve şu an biz bunun kalifiye dediğimiz, profesyonel dediğimiz birçok farklı şekilde adlandırılıyor. Yeni bir göçle karşılaşıyoruz. Bu iki göçü temel olarak bize farklarını anlatabilir misiniz? Nasıl yaklaşmak gerekiyor iki göçe? Tabii ki memnuniyetle. Bu göç, işte göçün 60. yıl dönümündeyiz. Bundan 60 yıl önce yapılan bir göç işçi alım anlaşmasıyla, yani asıl adı o şekilde, işçi alım anlaşmasıyla Türkiye'den Almanya'ya kitlesel göç başladı, kitlesel. Ondan önce de göç vardı. Daha Osmanlı döneminin sonlarından başlayan bir göç vardı. Birinci Dünya Savaşı arifesinde Türkiye'den Almanya'ya gelmiş öğrenciler var, çıraklar var, fabrikalarda çalışmışlar falan bir göç var. Ama kitlesel bir göç yoktu. Belki işte İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'dan Türkiye'ye olan göç bir yarı kitlesel diyebiliriz. Bildiğiniz gibi. Yahudi kökenli ya da işte faşizm rejiminden, Hitler rejiminden kaçan insanlar Türkiye'ye geliyorlar. İçlerinde çok sayıda akademisyen var. Bunlar Türkiye'de birçok üniversiteyi kuruyorlar ya da işte birçok üniversitede fakülte Oluyor. kuruyorlar. Önemli bir göç var. Sonrasında işte 60'lı yıllarda, 61 yılında başlayan bir kitlesel göç var. Bu göç halen devam ediyor ama bu göçe baktığımızda belirli evreleri var bu göçün. Bunlardan bir tanesi 73. 73'e kadar insanlar gelip gidebiliyorlardı. 73'te Almanca terimi şu, Anwerbestopp, yani işçi alımının durdurulması söz konusu. İşte bu petrol krizi sonrasında Almanya'da da işte işsizlik falan artınca bu işçi alımını durduruyorlar. 73'e kadar olan süreçte sadece insanlar çalışmak amaçlı geliyorlar, işçiler geliyorlar daha çok. Aile birleşimi olan da var ama az. Ve burada birinci yanılsama şu, Almanya'da da var bu yanılsama, Türkiye'de de var böyle bir yanılsama. İşte buradan kırsal kesimden, işte Almanya'da böyle biraz telaffuz edilir. İşte Anadolu'nun bilmem hangi köyünden kalktılar geldiler, işte eğitimsiz insanlar falan. Yani bu doğru değil. İlk kuşak göçmenler arasında çok sayıda kalifiye işçi var ve ilk kuşak göçmenler aslında öyle kırsaldan gelen göçmenler de değil. Bunların ağırlığı İstanbul, İzmir gibi şehirlerden, Ankara gibi şehirlerden, yani sanayinin olduğu bölgelerden ve bunların içerisinde azımsanmayacak sayıda kadın var. Yani çok ciddi oranda kadın geliyor, kadın işçi olarak geliyor ve bu kadınlar, gelen hanımlar sonradan eşlerini aldırıyorlar. Yani bazıları bekar ama içlerinde evli olanları da var. Ve bunlar işte Anadolu'dan da gelenler var, İstanbul'dan da gelenler var. Yani bu çok önemli. Yani kadınlar gelip eşlerini aldırıyorlar ya da işte sonradan evlenip işte burada yuva kuruyorlar. Bu 73'te işte işçi alımının durdurulmasından sonra Almanya'dan Türkiye'ye dönüp tekrar gelmek de zorlaşıyor. Ve insanlar burada bir karar veriyorlar. Dönecek miyim, kalacak mıyım? Kalmakta karar veriyorlar ve bunun akabinde işte ailelerini, Türkiye'de kalan ailelerini, bunlar eşleri olabilir, çocukları olabilir, onları getiriyorlar. Yani aslında burada Alman hükümetinin amaçladığının tam tersine bir durum söz konusu, bir durum gerçekleşiyor. Sayıyı azaltmak isterken aslında artırıyorlar. Yani o işçi alımı yasaklanmasa, durdurulmasa belki insanlar ailelerini getirmeyeceklerdi. Böyle birkaç yıl daha idare edeceklerdi belki ama tam tersi bir durum oluyor. Sonra Türkiye'de yani işçi göçü,
aile birleşimi göçü. Sonra tabii ki 70'li yılların sonlarına doğru Türkiye'de hepimizin de bildiği gibi siyasi karışıklıklar oluyor. Yani siyasi çatışmalar, işte siyasi şiddet falan, bu işte 12 Eylül darbesine kadar sürüyor. Ve burada da işte insanlar bu güvenlik kaygılarından dolayı Almanya'ya geliyorlar. Yani kayıtsız olan gelen var. İşte ne bileyim, bu güvenlik kaygılarından dolayı çocuklarını buraya apar topar getirenler var ki burada da yani belki kayıp kuşak demek yanlış olur. Belki biraz stigmatize edici olur ama orada mesela örneğin çocuk son anda işte liseyi bitirmek üzere bir yıl kalmış. Yani baba işte Türkiye'deki o gelişmelerin kaygısıyla çocuğunu alıp apar topar Almanya'ya getiriyor. Bu kuşak çok zorluk çekti Almanya'da çünkü isteyerek gelmedi, bir arkadaş çevresini bıraktı, iki sonra işte eğitimi yarıda kaldı falan filan, çok ciddi sorunlar yaşadı bu kesim. Sonrası işte 12 Eylül darbesi, siyasi mülteciler geldi yoğun olarak ve tabii onların da etkisiyle zaten Almanya'da var olan politizasyon biraz daha arttı. Biraz daha siyasallaştı insanlar, işte sendikalara girdiler, partilere üye oldular falan. 90'lı yıllara geldiğimizde 83'ten bir de 83 önemli. 82'de Almanya'da ne oluyor? Almanya'da 82'de Sosyal Liberal Koalisyon devriliyor. Helmut Schmidt'in başkanlığındaki, yerine muhafazakar liberal, Helmut Kohl'un başkanlığında muhafazakar liberal bir iktidar geldi, hükümet oluştu. Ve Helmut Kohl şansölye şöyle bir açıklama yaptı. Yani biz Türklerin bir kısmını Türkiye'ye göndermek için teşvik edeceğiz. Rückkehrförderungsgesetz, Türkiye'ye dönüşü teşvik yasası. Hatta son dönemde İngiliz belgelerinden bunu biliyoruz. İşte 2013-14 yılında ortaya çıktı. Helmut Kohl Margaret Thatcher'la, İngiltere'nin başbakanı Margaret Thatcher'la konuşurken şöyle bir sohbet geçiyor aralarında. Diyor ki Helmut Kohl, bizim diyor Almanya'da diyor çok sayıda Türk var diyor. Yani 2 milyon üzerinde çok Türk var diyor. Ben bunlardan kaygılıyım çünkü bunları entegre etmek çok zor. Çünkü bunların kültürleri çok yabancı bize. Bizim işte Portekizlerle sorunumuz yok, onları entegre ederiz. İtalyanlarla sorunumuz yok çünkü onlar işte onlar da Hristiyan falan. Türkleri entegre etmemiz çok zor. Hepsini geri göndermemiz de mümkün değil ama en azından yarısını geri göndermemiz lazım. Bunu tabii bu belgeler, kayıtlar falan tutuluyor. Tabii İngilizler de bunun kaydını tutuyor ve İngilizler işte tabii her 30 yılda bir böyle kayıtları yayınlıyorlar. Dışarıya bu serbest bırakılıyor falan, oradan biliyoruz. Bu süreç içerisinde bu işte Türkiye geri dönüşü teşvik yasası kapsamında Türkiye'den Almanya'ya sevgili Caner düzelt yanlışım varsa, böyle bir 200 ile 400 bin arası insan döndü. Yani aileleriyle birlikte falan döndü. Sonra buna baktılar ki ya aslında burada yanlış insanlar Türkiye'ye dönüyor. Tırnak içerisinde yanlış insanlar. Yani biz aslında burada bu yasayla Türkiye'ye işte iyi entegre olamamış, eğitimsiz, işte burada sosyal yardım alan, işsiz olan insanlar gitmiyor. Bunlar kalıyor. Yani bizim ihtiyaç duyduğumuz insanlar gidiyor işte. İyi kalife insanlar gidiyor. İyi kalip olmuş, iyi entegre olmuş, problem yaratmayan işte insanlar gidiyor. Sonra vazgeçtiler. Bir de şunu gördüler. Bunun bürokratik bir maliyeti de var falan. Baktılar olmuyor. Vazgeçildi. Sonra 90'lı yıllara gelindi. 90'lı yıllarda da Almanya tabii o yıllarda biz bir göç ülkesi değiliz diyor. Yani resmi olarak göçmen almak istemiyor. Bunu belirli kanallarla göz yumuyor buna. O da işte iltica yasası üzerinden falan. O dönemde yine Türkiye'de çatışmalı bir döneme girdi Türkiye. İşte Kürt sorunu, işte ordu ile PKK işte şeyinin güçlerinin çatışması falan, terörizm falan filan derken 90'lı yıllarda da çok sayıda bu sefer etnik ağırlıklı bir göç diyebiliriz. Daha çok Kürtlerin işte göçünü görüyoruz. Daha çok bunlar iltica başvurusu üzerinden Almanya'ya gelip kaldılar. Yani bu da bir politizasyon yarattı Almanya'da. Sonra 90'lı yılların sonlarına geldik. 2000'li yıllarda yine bir kırılma noktası var. 2000'li yıllarda 98'de iktidara gelen kırmızı yeşil dediğimiz, bizim Rot Grün dediğimiz işte sosyal demokratlarla yeşillerin iktidarı, Gerhard Schröder'in başbakanlığında Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu kabul etti. Bunu deklare etti. Almanya'nın yani elitlerinin, siyasal elitlerin bir kısmı, büyük bir kısmı artık Almanya bir göç ülkesidir dedi.
O zaman tabii CDU, Hristiyan Birlik Partileri buna itiraz ettiler ama şimdi onların da büyük bir bölümü kabul etmiş durumda. Yani çok belki marjinal bir grup belki hala değil diyor ama bayağı bir ilerleme kaydedildi. Bu bir. İkincisi, yeni bir vatandaşlık yasası çıktı. Vatandaşlığa geçiş formalize edildi. Yani ondan önce de vatandaşlığa geçenler vardı ama ya nasıl geçilir falan öyle çok böyle bir hak, böyle bir formalize de olmamıştı tam olarak. O biraz formalize edildi. Ondan sonra da zaten buradaki vatandaşlığa geçişlerde bir artış oldu. Ha, istenilen düzeyde olmasa da çünkü bu yasaya göre Türkiye'den gelen yani Almanya'da doğmamış insanlar Alman vatandaşlığına geçmek için Türk vatandaşlıklarını bırakmak zorunda kalıyorlardı. Mesela ben 2000'li yıllardan sonra Alman vatandaşlığına gittim. Ben Türk pasaportumu vermek durumunda kaldım. Ama burada doğan çocuklar artık bunu yapmak zorunda değil. Anne ve babalarının vatandaşlığını da alabiliyor. Bunu vermek zorunda değil. Buna da başvurabiliyor. 2000'li yıllarda şöyle bir değişiklik daha oldu. Hep 2000'li yıllara kadar Türkiye'den Almanya'ya gelenlerin sayısı Almanya'dan Türkiye'ye gidenlerden daha yüksekti. Yani tabii ki göç derken biz bu göçü sadece tek yönlü olarak düşünmemeliyiz. Yani her zaman Türkiye'den Almanya'ya insanlar geldi ama o 70'li yıllarda da 60'lı yıllarda da olsun 80'li yıllarda da bir kesimde geri döndü. Yani sürekli kalmadı buraya. Yani buradaki yaşayan şu an 3 milyon Türk o 60'lı yıllarda bir kere gelip burada kalan Türkler değil. Yani en az bir 4 milyon kadar Türk'ün de geri döndüğü söyleniyor. Aşağı yukarı tahminen. Yani gelip burada az süre kalmış bilmem ne falan gitmiş insanlar. Yani her zaman bir geriye göç de oldu her zaman. Ama gelenler daha çoktu. Hatta 91-92'de galiba Almanya'ya gelen sayısı, Türkiye'den Almanya'ya gelen insan sayısı 130 binlere falan gelmişti ya da 120 olabilir tahminen. Çok yüksekti. Dönenlerin sayısı 20-25 bin civarında falandı. Ama 2000'li yıllarda bu değişti. 2000'li yıllarda çok sayıda insan Türkiye'ye tekrar göç etmeye başladı. Ve bunların içerisinde yüksek kalifiye insanlar da vardı. Hatta Gözde Hanım sizinle ilk röportajımız da zaten bu konuda olmuştu hatırlarsanız. Benim de bu konuda bir röportaj yapmıştınız 2012-13 yıllarında. Ben de bu süreci yakından takip etmiştim, izlemiştim. Hatta 2010-2011 yılında İstanbul'a gelip mülakatlar falan yaptım. Ve o mülakatlardan, o araştırmalarımdan da bir kitap çıkardım. Transnationalstaat nicht integriert diye. Yani o dönem öyle bir tartışma vardı. O dönem Alman kamuoyunu ilgilendiren soru şuydu. Nasıl oluyor da buraya çok iyi entegre olmuş insanlar Alman vatandaşlığına geçmişler, çok iyi Almanca konuşuyorlar, burada büyümüşler, burada iş güç sahibi insanlar nasıl oluyor da Türkiye'ye geri dönüyorlar? Biz burada ne yaptık, Almanya ne yaptı ki bu insanları tutamıyor yönünde? Bir takım kamuoyunda tartışmalar vardı. Ben de zaten onun üzerine yapmıştım çalışmamı. Tabii şimdi ama durum tekrar değişti. Yani şimdi durum tekrar değişti. Özellikle kırılma noktası neydi? Ha bir de şunu bir ekleme yapayım. Mesela örneğin 2000 yıllarda ben kendi kişisel arşivime baktığım zaman işte böyle dergi kapaklarına falan bakıyorum. De Economist olsun, Almanya'daki Der Spiegel olsun falan. Yani çok farklı bir Türkiye algısı vardı. İşte yükselen bölgesel güç, turbo devlet Türkiye gibi böyle başlıklar atılıyordu. Çok olumlu bir hava vardı Türkiye ile ilgili. Çünkü Türkiye'de bir ekonomik dinamizm oluşmuştu. Bir reform süreci vardı. İşte Avrupa Birliği'nden takvim alınmıştı. Müzakereler başlatılmıştı falan filan. İşte Türkiye bölgesel entegrasyona gidiyordu. Arap ülkeleriyle vize serbestisi anlaşmaları yapılıyordu falan. Böyle yükselen bir yıldız idi Türkiye. Hatta İstanbul için de cool city deniyordu. Yani cool Türkçe nasıl çevireceğiz? Cool kelimesini tam şimdi Türkçe nasıl çevirelim? Efendim? Çekici diyelim. Çekici, evet cool. Yani çekici şehir İstanbul. Yani bir dönem hani Barcelona, bir dönem Almanya'da yaşayan öğrenciler işte Barcelona'ya gitmek, İspanya'ya gitmek, orada bir sömestr geçirmek önemli iken İstanbul benzeri bir durumla karşı. Yani herkes İstanbul'a gitmek istiyordu, Türkiye'ye gitmek istiyordu falan. Ama bu süreç maalesef devam ettirilemedi. Kırılma noktası da bence 2013'teki Gezi Parkı protestolarıydı.
Yani Gezi Parkı protestolarından sonra artık Türkiye otoriter bir ülke olarak görülmeye başlandı. Yani o gezi sürecindeki işte polisin o orantısız şiddeti falan filan insanlarda bir kırılma, bir farklı bir yaklaşım yarattı. Sonra da zaten Türkiye işte bu Arap Baharı'ndan dolayı artık Arap Baharı mı diyeceğiz, işte Arap ayaklanmaları mı desek neyse. O dönemde de Türkiye böyle türbülanslı bir döneme girdi. İşte 2015 mesela çok önemli bir kırılma noktasıdır. Terör eylemleri, bilmem IŞİD'le ilgili mücadele falan. Sonrasında başarısız darbe girişimi. Yani Türkiye çekiciliğini yitirdi. Türkiye çekiciliğini yitirdi. İçerideki iktidar otoriterleşti, baskıcılaştı, insan hakları ihlalleri arttı falan. Ve bir sürü akademisyen de artık Türkiye'de kalmak istemedi. Yani geleceğini Türkiye'de görmedi ve yurt dışına çıkmaya başladılar. İşte bu yeni dalga dediğimiz kişiler de bunlar. Yani bu tekrar artık Türkiye'den Almanya'ya bir göç var. Yani Türkiye'den Almanya'ya gelenlerin sayısı Almanya'dan Türkiye'ye gidenlerin sayısından daha az. Hala gidenler var, Türkiye'ye bir kesim var ama teraziye vurduğumuzda oradan buraya gelenler ağırlıkta. Toparlayacak olursak yani birçok göç biçimi var. Bu Türk-Alman göç koridoru diyelim. Ben bir araştırmamda böyle bir terim kullanmıştım. Germany-Turkey Migration Corridor diye. Bu koridoru alırsak bu koridorda çok farklı göç biçimleri var. İşçi göçü, siyasal göç, aile birleşimi, evlilik göçü, yani kimisi de işte aşk göçü de diyor buna, işte Liebesmigration deniliyor, işte evlilik yoluyla, işte ne bileyim gelenler var, işte mülteci göçü var, eğitim göçü var, yani çok sayıda insan geliyordu, çok sayıda insan Türkiye'den Almanya'ya geliyordu, Almanya'dan Türkiye'ye geliyordu, yani çok farklı göç biçimleri var. Bir de buna son olarak şöyle bir göç biçimi eklendi. Ben buna mekik göçü diyorum. Yani bu circular migration dediğimiz mekik göçü nedir? Yani insanlar bir kere değil, çok kere ülke değiştiriyor. Yani örneğin geliyor Türkiye'den, Almanya'da 3 sene kalıyor. Sonra işte Türkiye'ye gidiyor, 2-3 sene yaşayıp tekrar geliyor falan. Yani Türk-Alman sınırını birkaç kez aşıyor diyelim. Yani mekik göçü. Bu da önemli bir sayı ama bu istatistiklerde çok gözükmüyor. Yani bunu istatistiklerde görmek için biraz daha detaylı bakmak lazım. Ben bu konuda iki makale yazmıştım gazeteye, işte Hürriyet Dilünü ise. Bunu da açıklamıştım, bunu nereden bu sonuca vardığını da açıklamıştım. Buna şimdi burada çok detaylı girmek istemiyorum çünkü çok vaktinizi aldım. Soru olursa tabii ona da ayrıntılı değinebilirim ama ben bu şekilde çok vaktinizi aldım. Bu şekilde burada bir nokta koyayım. Başka arkadaşlar da şey yapsınlar. Sağ olun, teşekkürler. Ama göçü çok güzel ele aldınız farklı boyutlarıyla. Bu göç koridoru tanımınız da gerçekten. Teşekkürler, teşekkürler. Şimdi evet biz göçüyoruz, göçtük. Buradayız, Almanya'dayız. Burada karşılaştığımız bir süreç var. Entegrasyon denen ya da bazen uyum denen. Hani o ikisi arasında arada kafalarımız karışıyor. Ama Caner Bey burada size geçmek istiyorum. Entegrasyon, uyum tam olarak ne demek? Çünkü bu Türkiye'de bizim pek aşina olduğumuz bir kavram değildi. Bu yeni dalga göçü yaşayan kişiler buraya geldiklerinde böyle bir kavramla karşılaştılar. Hatta ilk geldiklerinde yabancılar ofisinde dahi bu kavram karşılarına çıkıyor. Yani bir entegre olma gerekliliği, bir uyum gösterme. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Yani Almanya'ya uyum, entegrasyon derken ne anlamak gerekiyor? Şimdi Almanya'da uyum ve entegrasyon kavramlarına baktığınız zaman ikisi de aslına bakarsanız aynısı. Entegrasyon Türkçeleştirilmiş bir Alman kavramı, entegrasyondan gelme. Uyum da işte gelen bir kişi gittiği yere, yeni bir topluma ayak uydurması, o toplumun sosyolojik koordinatları kapsamında kendini de yer bulması. Bunun başlangıcı tabii dil üzerinden gitmekte. Bu bütün dünyada aynısı. Gittiğiniz ülkenin dilini öğrenmek zorundasınız. İşte açık toplumlarda, küreselleşmiş toplumlarda sadece milli dil değil, zaman zaman İngilizce dilini de değerlendirebiliyorsunuz. Bu Fransa'da örneğin çok zor gelişiyor. Çünkü inanılmaz bir milliyetçilik, yani kendi dillerine, ana dillerine karşı bir milli bir bakış var. Almanya'da açık toplum olmasına rağmen
İngilizce dilinin yetersiz seviyede kullanıldığını da görüyoruz. Örneğin işte özellikle yüksek nitelikli ihtiyacı olan bir ülkede kamu kuruluşlarının elemanlarının yetersiz yabancı dil bilmesinde sıkıntılarını sizin araştırdığınız kitleler muhtemelen çok daha iyi cevaplayacaktır. Bizim izlemlediğimiz şey de burada. Yani Almanca'ya geldiğiniz zaman Alman dilini başta bilmeniz gerekiyor. Ardından uyum dediğimiz kapsamda işte eğitim açısından, yani eğitim düzeyiniz, eğitim diplomanız yoksa eğitiminizi almanız gerekiyor. İşte yurt dışında meslek eğitimi yaptığınızda işte yüksek okulu bitirdiğinizde onun denkliğini yapmanız gerekiyor. Yani yapısal bir uyum çalışmaları var, altyapısı var. O yapısal altyapı uyum çalışmalarını başarıyla bitirdikten sonra sosyal uyum yola giriyor. Bu nedir? İşte Alman toplumunun kültürel, sosyolojik önemleri nedir? Tarihi nedir? Kültürel kodları nedir? Neye kırmızı çizgileri nedir? İşte bunları görmek istiyor. Örneğin işte Türkiye'ye gidildiğinde Ermeni, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili tartışmalar yapıldığında ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Artı Almanya'ya geldiğinizde Nazi döneminde işte Yahudilerle ilgili ileri veya geri konuştuğunuz zaman 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 sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Yani bu kültürel kodları da geldiğiniz zaman öğrenmeniz gerekiyor. Yalnız bunlar verdiğim üç nokta, bu iki nokta. Temeline bakarsanız uyum olarak işte dil, eğitim, meslek, yapısal olarak kamuoyunda, toplumda kendinize bir yer biçmeniz gerekiyor. Yani kendi hayatınızı kamu kuruluşlarından bağımsız, sosyal yardımlardan bağımsız bir şekilde eğer yaşayabiliyorsanız eğer, bu yani başlangıçta gelen önemli bir uyum adımı, akabinde de gelen bir sosyal uyumu olur. İşte nedir? İşte sosyal ortamlara girersiniz, sivil toplum örgütlerinde faal olursunuz. Tabii burada şimdi göçmen sivil toplumu, Alman sivil toplumu, o ondan sonra akabine gelen bir soru. İşte çocuğunuz varsa örneğin işte okullarda, spor derneklerinde vesaire falan katkılarınız beklenmekte. Yani uyum aldığınız zaman, uyum kavramı çok geniş bir kavram ve bilimsel olarak da bakıldığında, şimdi bir Wörterbuch, bir kitapçığa baktığınız zaman tamamen, yani bir cümle üzerinden bir açılımı bulamazsınız. Çok farklı farklı açılımları var. Muhtemelen her eyalette de farklı görüşler var bu konuda. Ama temelinde dediğim gibi dil, eğitim ve meslek açısından en önemli uyum parametreleri bunlar. Peki burada hani benim de çok ilgilenime giden bir konu var. Burada hep gelenin bir entegrasyonu ya da uyumundan bahsediyoruz. Aslında bu karşılıklı bir süreç değil mi? Öyle bakılmasının daha sağlıklı olması hani düşünülmez mi? Düşünülür. Bu gittiğiniz ülkenin göçle ilgili olan politikalarına bağlı. Şimdi klasik göç ülkesiyseniz eğer, örneğin Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya gibi, Yeni Zelanda, onların devlet yapısında, yasalarında zaten ve ülkenin oluşumu göç üzerinden oluşmasından dolayı göçe bakışı ve yabancılara bakış açısı çok farklı oluşuyor. Almanya bir milli devlet, hala milli devlet ve daha 1998'de ilk defa Sosyal Demokratlar Yeşiller Partisi'nin parti programına, bakın yasa değil parti programına, biz göç ülkeyiz demesiyle başlıyor aslında bir göç ülke kavramı Almanya'da. Dolayısıyla çok yakın bir zamandan beri, yani 20-25 yıllık bir geçmişi var Almanya'da bir göç. 2005'te göç yasası çıkıyor ortaya ve daha geçen, pardon, 2019'dan Fachkräftezuwanderungsgesetz, yani nitelikli göç yasası çıktı. Dolayısıyla Almanya'daki kurum, kuruluşlar, Almanya'nın siyasi yapısı ve görüşü, sizin dediğiniz deyim gibi, kendim Alman toplumunun da gelen göçmenlere açık olmasının ihtiyacı daha yeni bir oluşum. Ve Almanya ne kadar açık bir toplum olsa da kendi içinde, bünyesinde muhafazakar, en azından yapısal muhafazakar bir tutumu var. Dolayısıyla bu alanda beklenti, buraya gelen insanlar buradaki kurallara ayak uydurmak zorunda diye bir görüş var. Bu muhtemelen daha bir uzun yıllar daha sürecek, bunun değişmesi sürecek. Çünkü göçle ilgili Alman toplumu da değişiyor. Alman toplumunun değişmesiyle birlikte siyasi merciklerde, karar veren merciklerde olan insanların sayısı, yapısı da değişiyor. Bakın daha 4 gün önce federal seçimleri vardı.
hükümete şey parlamentoya giren göçmenlerin sayısı hocam yanılmıyorsam 33 mü 38 33 müydü? Göçmen kökenli. O civarda 18 kadar Türk kökenli. Türk, aynen. 30 falan buluyor. 30. Yani bir, son meclise göre inanılmaz bir artış oldu bu. İşte bu insanlar da tabii parlamento siyasi dili, kurumlardaki yapılan yasaları değiştirecek. Zira Almanya'da nitelikli göçe yılda 400 bin kişiye ihtiyaç var. Yani farklı çalışma alanlarında, farklı meslek dallarında ihtiyaç var. Eğer bu insanları da Almanya'ya çekmek için çekmek isteniyorsa eğer şartları da pozitif bir şartları da altyapıyı da oluşturmanız gerekiyor ki sizin az önce dediğiniz gibi yaklaşık %20'si İngilizce ile idare edebiliyormuş kendisini, yani yaşamını sürdürebiliyor. Almanya Türkler için veya farklı göçmen nitelikli göçmenler için ilk göç edilen ülke değil. O yüzden burada da yasalar da kurum kuruluşlar da buna da tabii ayak uydurmak zorundalar. Bu biliniyor da. Hı hı. Peki hani biraz önce entegrasyon uyumdan bahsettik. Bu anlamda özellikle bu yeni dalga göçle gelenlerin uyum anlamında yaşadığı sıkıntılar var mı? Hani biraz önce Yaşar Bey de çok güzelce anlattı ilk göçü, aradaki göçleri ve şu an en son yaşanan göçü. Hani önceki göçlerle de mutlaka farklılıkları vardır. Siz neler gözlemliyorsunuz bu anlamda uyum ve entegrasyon anlamında? İlk nesile yani ilk daha doğrusu iş gücü göçüyle yeni gelen göçün göçmenler arasındaki yaşanan sıkıntılar birbirlerine pek fazla benziyor diyemem. Çünkü gelen insanlarda birincisi yüksek nitelikli eğitimleri mevcut. Muhtemelen farklı ülkelerde çalışma tecrübelerine sahipler. Maddi kaynakları yeterli bir şekilde olarak geliniyor buraya. Artı yabancı dilleri de var. Belki dünyayı görmüş insanlar. O yüzden burada ayak uydurma konusunda ve yerleşme konusunda çok fazla sıkıntı yaşayacakları diğer göç kitlesiyle diyemeyiz. Ancak onların yaşadıkları sıkıntılar, yani şöyle diyelim. Birçok gelenler zaten şirket içi göç, yani Unternehmens interne Migration dediğimiz bazı şirketler işte kendi elemanını yurt dışından getiriyor veya işte Siemens Bursa'da çalışan elemanlarını doğrudan kendi Almanya'daki şirketine getirdiği için bu şirketler gelen elemanların yerel uyumunu, işte ev olsun, okul olsun, eşine iş bulma olsun, çocuklarına okul entegrasyonuyla ilgili yardımcı olunuyor zaten. Olmayan kitlelerde bu insanlar kendi dilleri üzerinden uyum sağlamaya çalışıyorlar. En azından topluma girmesi, işte iş bulma durumları olsun, işte kurum kuruluşlarla olan ilişkilerde olsun. Burada olan sıkıntılar daha çok dil üzerinden yabancı dil sorunu olabiliyor. Kendileri İngilizce konuşuyor. Alman kuruluşlarındaki çalışanların çoğu İngilizce konuşulmuyor. İnternette İngilizce bilgi edindiğiniz zaman evrakları doldurmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü bunlar genelde Almanca dilinde oluyor. İngilizce olmuyor. İşte çocuklarınızı okullara yazdırdıklarınız zaman İngilizce konuşan okul müdürleri değildi, daha çok Almanca olun. Yani bu alanlarda sıkıntılar olmuyor. Ama kıyaslarsak eğer onların sıkıntısı ilk nesile göre çok daha az diyebiliriz. Evet, anladım. Ya ben bu dil konusuna gelecektim, açıklamanız iyi oldu. Önemli konulardan birisi özellikle kurum kuruluşlarda bu yeni dalgayla gelen göçmenlerin yaşadığı en büyük sıkıntı belki de dil konusu. Evet. Bir İngilizce arayüz bulamama, dertlerini anlatamama ya da isterleri anlayamama, bu gerçekten ciddi bir sorun olarak karşılarına çıkıyor göçmenlerin. Yani hazır konu açılmışken belki onu da sormakta fayda var. Bu anlamda başarılı diyebileceğimiz herhangi bir eyalet uygulaması var mı? Yani bu arayüz mekanizmalarında kişilere ilk geldiklerinde yardımcı olacak, onlara destek olacak. Mesela vergi konusu, sigorta konusu gibi konularda. Şimdi göç yasası daha çok eyalet değil, federal düzeyde yapılan bir ana taslak yasası olarak çıkıyor. Ve yerel anlamda da yerel düzeydeki yabancılar daireleri kendi inisiyatifleri üzerinden zaman zaman işte verdikleri oturum izni süresi olsun, randevular olsun vesaire, yani bu bürokratik işlemlerde kendi inisiyatiflerini de kullanabiliyorlar. Örneğin ben Esin'de yaşıyorum. Esin'in yabancılar dairesi. Kuzey-Vestfalya'da negatif algılanan, bilinen bir daire. Biz bunu sürekli burada da tartışıyoruz örneğin. Ama bir türlü iyileşme oluşmuyor. İşte bazen böyle Welcome Center denilen kurum kuruluşlar kuruluyor. Orada işte yabancı dil konuşan insanlar oluyor. Ama bu federal düzeyde değil, eyalet düzeyde de uygulanmıyor. Yerel anlamda belediyelerin kendi inisiyatifleri üzerinden
oluşan ve oluşmayan kuruluşlar oluyor. O yüzden standart olan bir yapı maalesef Almanya'da bu konuda yok. Ama Ulaş Hocam elini kaldırmıştı. Belki siz bu konuda bir şeyler söylemek istersiniz. Ben Almanya'nın yerleşik kurumlarının dönüşümünü bu konuda oldukça diğer bahsettiğiniz gibi klasik göç alan ülkelere nazaran oldukça muhafazakar buluyorum uzun yıllardır. Ama bir tarafıyla da bu dil konusu gelmişken söylemeden edemeyeceğim. Bu kalifiye göçmenler aslında İngilizce kalifikasyon becerileri sayesinde de birçok ayrımcılıktan kendilerini muaf kılmak gibi onu işte kendilerini diğer eski göçmenden ayırmak için ve aynı zamanda mevcut durumda kötü Almanca konuşma riskini üstlerinden atarak, çünkü Almanların çoğu da İngilizceleri çok iyi olmayabiliyor veya İngilizce ile rekabet ediyorlar. Yani onların da ikinci diliyle rekabet ediyorlar. Böyle olunca aslında bir tür avantaj sağlıyor. İlginç bir şey var burada. Yani Türkiye'li kalifiye göçünde dilin bir tarafıyla hani bazı yerlerde Almanca konuşulduğu için duvara tosluyor gibi olsa da bir tarafıyla da göçmenin farkını, yani nitelikli olarak farkını kendince aslında orada konuşturabiliyor. Yani benim çalışmalarımda çok fark ettiğim bir şeydi bu. Hatta birçok kalifiye göçmen kendine göçmen yerine expat kelimesini seçiyor mesela. Türklerde de bu çok yaygın. Kesimde hani böyle bir göçmende bir mağduriyet vardır ama hayır, biz mağdur değiliz. Bu bizim seçimimiz ve hani yani bugün buradayız, yarın başka yerde olabiliriz. Hani bu tatta olduğu için orada bir sınıfsal bir fark ve burada kendini farklı bir yerde konumlandırma ihtiyacını da görüyoruz. Bir oraya eklemek istedim bu İngilizce konusu. Başarılı bir adaptasyon olmuş aslında. Yani o yeteneği kullanarak aynen dezavantajlı. Evet. Hani biraz önce demiştiniz ya, entegrasyon çift taraflı mı? Aslında burada göçmenin bir aktör oluşunu da görüyoruz. Yani hani karşı tarafa da buradan bir üstten bir okuma ya da üstten bir konuşma sağlayabiliyor. Yani böyle bir yetisi olabiliyor. Bu bir adım öne atabiliyor kendini. Çünkü şöyle bir şey var. Hani onun altını çizelim. Biraz önce Yaşar Hoca çok güzel anlattı arka planını. Yani Almanya'da Türkiye'li stereotipi çok belirgin bir işçi profili aslında. Özellikle erkek. Her ne kadar kadın işçilerde gelmiş olsa da bu stereotipi, yani işte kırdan gelmiş, işte ne bileyim eğitimi fazla olmayan, kas gücüyle yaşamını idame ettiren kişi profili aslında profesyonel kalifiye göçle aslında bir yıkıma da uğruyor. Yani bu Almanyalı'nın kafasındaki bu imaj değişiyor, onu oynattırıyor. Bu anlamda baktığımızda kritik bir nokta diye görüyorum. Bu konuda ileride bir sorum olacak Ulaş Hocam. Çok önemli, bence doğru bir tespit var Almanlar tarafından, fakat anlayamadığımız bazı noktalar var. Bunu orada açarsak çok sevinirim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Caner Bey, ben bir şeyi devam ettirmek istiyorum. Yani bu uyum, entegrasyon konusu üzerinden kurumlardan da bahsettik. Hani İngilizceye çok odaklandık ama bir de bir inisiyatif konusu var. Yani kurumlarda, bu Alman kurumlarında çalışan memurların bazı noktalarda inisiyatif aldıklarını. Atıyorum, sınırsız oturum için başvurduğunuz zaman belli bir dokümanları, belli şeyleri sağlamanız gerekiyor. Yani bu yazılı, gereksinimler yazılı. Fakat memurdan memura bu değişebiliyor. Keza eyaletten eyalete, hani eğer kural olarak yoksa bile değişebiliyor. Bunu neye bağlıyoruz? Yani bu, çünkü avantaj yaratabildiği gibi dezavantaj da yaratabiliyor. Şimdi her gelen başvuranın biyografisi, şartları çok farklı, birbirinden de farklı olduğu için çok katı ve dar anlamda yasaların çıkmamasına yol açıyor. Burada da memurların da kendi inisiyatifini kullanmaları için bir alan açılıyor. Ancak bu inisiyatif, işte onu biz de rastlıyoruz, farklı kitlelerde
farklı insanlara karşı farklı yorumlanabiliyor. Örneğin işte birisi geliyor yurt dışından veya Türkiye'den veya işte farklı bir ülkeden oturum almak istiyor. Birisi ona 6 aylık bir oturum veriyor, diğeri 1 yıllık oturum verebiliyor. Buna siz doğrudan müdahale etmeniz şansınız yani memura karşı olmayabiliyor. Ancak gerekleriniz varsa eğer farklı yollardan işte avukat tutup ve tabii bu sizin için de ayrıca bir kaynak harcamanıza yol açıyor. Kendi hakkınızı arama imkanlarınız olabiliyor. Yalnız bu bürokratik işlemlerde de Almanya'da siz hepiniz tecrübe edilmişsinizdir. İnisiyatifinizi hakkınızı aramak açısından çok sıkıntılı bir süreç de olabiliyor. Ama bu bir sorun, doğru. Yalnız mevcut yasa ve kurum anlayışı kapsamında bu da bir gerçek. Bunun da değişeceğini de yakın zamanda da pek sanmıyorum. Muhtemelen orta vadeli siyasi karar mercilerinden biraz daha baskı gelirse eğer burada pozitif bir ayrımcılık yapılmasına dair memurlar da bunu uygulayabilirler. Ama şu an zaten Almanya'da göç yasası olsa bile göçmenlere karşı temkinli bir yaklaşım, yurt dışından gelen göçmenlere temkinli bir yaklaşım. Bakın işte 2015'te 1 milyondan fazla mülteci geldi Almanya'ya. İnanılmaz bir tartışmalara yol açtı bu. Bu kapsama bak, bu kapsamda benim şahsi kanaatim bu. Yakın zamanda memurların pozitif ayrımcılık yapacağına dair bir ilerleme göstereceklerine inanmıyorum. Hı hı. Teşekkür ederim yorumunuz için. Buradan Mustafa Bey size geçmek istiyorum. Biraz hani eyaletler bazında kurum kuruluşlardan bahsettik Caner Bey'le. Bir de yerele gelelim. Yani siz göçmenler meclisi ya da bazı eyaletlerde yabancılar meclisi diye de geçiyor. Öyle bir oluşum içindesiniz. Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Buralarda Türk göçmenlerin oranı nasıl? Yani genel anlamda sorayım. İkinci olarak da yeni dalga göçle gelen kişiler, göçmenler de yer alıyor mu bu meclislerde? Yoksa daha ziyade ilk göçe dair ya da iş gücü göçüne dair farklı milletlerden de gelenler var. Onların gücüne dair mi daha çok ilgi ve alaka? Nasıl göçmenler meclisindeki durum, katılım? Yani şöyle söyleyeyim. Yani önce uyum açısından baktığınız zaman insanlar neden bir yerde aktif olmak istiyor? Neden bir yere katılım sağlamak istiyor? Bu biraz hayat süreciyle bağlı. Yeni gelen göçmenlerdeki durum şöyle. Yeni bir ülkeye geldi. İşte çocuğum hangi okula gidecek? Ondan sonra ben nerede oturacağım? Nasıl gideceğim? Biraz sosyal çevreyi tanıyayım şeklinde bir süre geçiyor. Ama bu belli bir süreye geçtikten sonra 5 yıl sonra, 6 yıl sonra artık o toplumu benimsemesiyle birlikte artık karar verici mercilere katılım istiyor. Yani bu siyasi katılım oluyor. Bir herhangi bir dernekte veya bir kulüpte aktif olarak görev alma şeklinde oluyor. Böyle bir ihtiyaç oluyor. Bu insanın sosyolojisinde var. Doğasında var bu ihtiyaç. Bunu karşılamak için buralarda aktif olmaya başlıyor. Şu an hani Münih özelinden ve geneli söyleyeyim. Münih Göçmenler Meclisi'nde yeni nesil gelen göçmenlerden çok fazla yok. Yani hani en yenisi ben kendimi söyleyebilirim. Yani belli bir süre Türkiye'deydim. Üniversite eğitiminden sonra geldim. Uzun süredir burada yaşıyorum. Orada aktifim. Birincisi bu. İkincisi bir Almanca konusunda hakim olmak gerekiyor. Yani orada kendini ifade etme olsun, siyasilerle görüşme olsun, kurumlarla görüşme olsun, yazılı ve sözlü kendini ifade etme durumunda olması gerekiyor. Ondan sonra gelişiyor. Biz bunu en son Hessen'de yapılan Göçmenler Meclisi seçiminde gördük. Orada 2015 yılında gelen mültecilerin, özellikle Suriyeli Suriye kökenli mültecilerin sayısının arttığına, yani ilk defa görünür olmaya başladığını görüyoruz. Bu aslında olumlu bir işaret. Artık toplumu benimsemeye başlıyorsunuz. O toplumda yaşadığınız sorunların dile getirilmesi, onlara çözüm olmasını ve yollarını aramaya çalışıyorsunuz. O yüzden aktif olmaya başlıyorsunuz bu tip meclislerde. Ben uyum konusunda kültürel farklılıktan ufak bir örnek vermek istiyorum. Şimdi siz Türkiye'de bir şehirden bir şehire taşındığınız zaman ya da bir mahalleye yeni geldiğiniz zaman hani dersiniz ki adettir, komşu size bir tabak çorba getirir. Şimdi onu Almanya'da taşındığınız zaman bir yerde beklerseniz aç kalırsınız. O olmuyor. Buradaki kültürde de farklı. Siz bir yere taşındığınız zaman sizin gidip
komşunun zilini çalıp kendinizi tanıtmanız lazım. Ben şuyum, şurada çalışıyorum. Hani ailem bu, buraya taşındık, şuradan taşındık değil. Kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Bu bekleniyor. Yani bu tip kültürel farklılıklar da oluyor. Dolayısıyla bu sizdeki beklentiyi de değiştiriyor. Bu dil konusunda dilin özellikle sonradan gelen, yani yeni nesil göçte gelen arkadaşların İngilizce özellikle kullanması bir nebze şu da oluyor. Ben hani Almanca bilmiyorum, İngilizce geldim. Ben kalifiye bir insanım, diğer göçmenlerden bir farkım var şeklinde bir etiket ve bunu dışarı yansıtmak istiyor. Çünkü siz giderken yani herhangi bir yerde sadece görünüşünüze göre değerlendiriyorsun. Sizin o topluma kattığınız katkıyla bir bağlantı olmuyor ya da katkı olmasa da siz orada bir hak olarak, tercih olarak oradasınız. Onun bir ifadesi olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Caner Bey, yine size döneceğim. Çünkü sizin de yani Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nde tabii benzer konulara odaklanıyorsunuz. Bu yeni göçmen kitle ile ilgili çalışmanız var mı? Onların entegrasyonu ile ilgili. Yani sizin ekibinizde varlar mı bilmiyorum ama sizin odak alanınızda var mı yeni göçmen kitle? Bizim ekibimizde yok. Yalnız yeni gelen kitle ile ilgili daha bir ay oluyor galiba. 2-3 hafta oluyor. Bir yayınımız oldu. Onu yayınladık. Ancak o nitelikli bir araştırma değil yani. Temsiliyet olan değil. Nicelikli araştırmaydı. Orada da yüksek niteliklere sorduk. İşte geldiğinizde ne tür sıkıntılar, yani göç sebebiniz neydi? Ne tür sıkıntılarla karşılaştınız Almanya'da, nasıl destek buldunuz vesaire. Yaşadıkları sıkıntılar bu yani beklentileri karşılamadı. Şöyle, çünkü çoğu şirket üzerinden gelmişlerdi. Türkiye'de Alman şirketlerde veya uluslararası şirketlere çalışan insanlardı. Ya şirketler kendi elemanlarını Almanya'ya getirdiler ya da bu yüksek nitelikliler işte yurt dışından başvuru yaparak iş tecrübesi de olmasından dolayı belki uluslararası tecrübesi de olan insanlar vardı arasında. Geldiler. Yani iş bulma sıkıntıları yoktu. Dil sorunları tabii var. Hala da var. Ancak iş yerinde İngilizce dilini ağırlıklı olarak konuştukları için ve bu çok önemli. Az önce de değinildim. Sosyal ortamda çocukları ne kadar Alman okuluna gitse de kendi sosyal özel ortamlarında daha çok kendi kaderleri gibi olan insanlarla iletişim kurmaktalar. Dolayısıyla ne yerleşik göçmen Türklerle, yani işçi kesiminden, işçi kesimin diğer nesillerinden gelen insanlarla iletişim kuruluyor, ne de Almanlarla çok fazla iletişim kuruluyor. Bunlar daha çok kendi ortamlarında kalan insanlar oluyor. Dolayısıyla uyum sorunu dediğimizde, yani bu sosyal uyum sorunu dediğimizde kendileri çok fazla da yaşadıklarını söylemiyorlar. Bu şeye bağlı, ne kadar çok yüksek nitelikli iseniz o kadar daha az gittiğiniz ülkede uyum sorunu yaşayabiliyorsunuz. Yani bunu görebiliyorsunuz. Çünkü ekonomik olarak bir sıkıntınız olmuyor. Tuttuğunuz evler, daireler, konutunuz klasik dediğimiz göçmenlerin ağırlıkta olduğu bölgelerde değil de işte orta sınıfın, üst sınıfın olduğu yerlerde, daha çok Alman veya uluslararası bir kitlenin yaşadığı bir ortamda siz de yüksek nitelikli bir Türk olarak geldiğinizde işte komşunuzun Japon olması veya işte Portekiz'den gelmesi vesaire gibi İngilizce düzeyde konuşmanız size yerleşik ortamda bir uyum sorunu pek fazla yaratmıyor. Yani bunu gördük, gözlemledik biz. Dolayısıyla yeni gelen göç kitlesinde diğer yerleşik olan insanlarla farklı göç, ya daha doğrusu uyum sorunlarının olduğunu görüyoruz. Örneğin işte bu kültürel olsun, dinsel konularda da farklılıklar görebildiğimizi söyleyebiliriz. Ama bunlar nitelikli sonuçlar değil, yani temsiliyeti olan bir değil, bir yeni bir çıkış. Zaten işte 5 yıldan 6 yıldan beri böyle bir, Yaşar Hocam da söylemişti, 2013'te bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra sayılar da bunu gösteriyor zaten Almanya'da. Çok daha fazla gelenler Türkiye'den oluyor ve zaten burada da vize almanız veya yerleşebilmeniz için de niteliğinizin olması gerekli oluyor. Yani iş niteliksiz ve vasıfsız insanların da gelmesi de böyle frenlenmiş oluyor Almanya'da. Hani şey söylediniz, uyumla ilgili, aslında entegrasyonda uyumla ilgili çok fazla sıkıntıları olmayabiliyor. Çeşitli sebepler saydınız. Hani Mustafa Bey, belki Göçmenler Meclisi ya da Yabancılar Meclisi'ne bu kitlenin girmemesi bu sebeple de olabilir mi? Yani oraya sonuçta belli sıkıntıları, belli problemleri
çözme odaklı gidiliyor. Ya ben öyle görüyorum o meclisleri o anlamda. Hani bir gelişimin önünü açmak gibi. Acaba bu kitleyi oraya itmeyen, oraya girmelerine sebep olmayan şey ne olabilir? Ya da bilmedikleri olabilir mi? Hani siz hiç karşılaştınız mı bu tip durumlarla? Bu kişilerle konuştunuz mu? Yani benim gördüğüm birazcık ihtiyaçtan dolayı. Yani eğer siz bir konuda mağdur oluyorsanız, bir ayrımcılığa uğruyorsanız veya bir siyasi bir gelecek kendinize biçiyorsanız, hani bir yerde aktif olayım, herhangi bir Almanya'da bir herhangi bir partide aktif olayım, ilerleyeyim şeklinde bir kariyer düşünüyorsanız o zaman olabilir bu yönde. Ama benim gözlemlediğim genel olarak bu insanların ihtiyaç duymamasından dolayı, yani ihtiyaç duymuyor çünkü kendi ayakları üstünde durabiliyor, bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bundan dolayı pek oralarda aktif olmayı olduklarını denk gelmedi. Belki yaşadıkları yaşam süresi birazcık uzadıkça, yani hani birkaç yıl değil, beş yıl değil, bu 10 seneye geldiğince ve Almanca konusundaki hakimiyeti, dil hakimiyetleri birazcık daha arttıkça artabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bambaşka bir konuya geçeceğim ama bu aslında herhalde herkesin kanayan yarası. Çifte vatandaşlık konusu. Ankete yaklaşık bizim 400 bin kadar kişi katılmıştı bahsettiğim gibi. Bunların %25'inin kalıcı oturumu var, %60'ının geçici oturumu var. Yani ya hala Blue Card vizesi sürecindeler ya da işleri sebebiyle geçici ya da öğrenimleri süresiyle geçici vizeleri var. %12'si de Alman vatandaşlığına geçmiş, yeni geçmişler. Tabii burada şimdi bu %12 Alman vatandaşlığına geçti dediğimizde aynen biraz önce açıklandığı gibi bu kişiler Türk vatandaşlıklarından vazgeçiyorlar. Birçoğunun da hani notlardan okuduğumuz kadarıyla Alman vatandaşlığına geçmek istemelerine rağmen geçmemeleri sebebi bu mevcut, yani sahip oldukları Türk vatandaşlığından vazgeçmeme. Bu konuda sadece Türkler mi sıkıntı yaşıyor? Hani böyle genel bir soru sormuş olayım, eminim herkesin aklında çünkü bu soru var. Ve bu Türkiye ile ilişkili bir soru mu yoksa Almanya ile ilişkili bir soru mu? Yaşar Bey, size sormuş olayım. Siz bir girdi yapmıştınız ilk başta çünkü. Burada evet. Durum nedir? Vatandaşlık tabii ciddi bir sorun. Bunun aslında biraz psikolojik de bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin burada hani siz sordunuz ya, herkes için mi geçerli? Bu aslında büyük ölçüde Türkler için, yani büyük ölçü sadece Türkler için değil ama çok Türkleri ilgilendiren bir konu. Çünkü örneğin Avrupa vatandaşı, Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarının böyle bir sorunu yok. Örneğin bir İtalyan, bir Yunan, bir Polonyalı gelip Almanya'da Alman vatandaşı olup şartları yerine getirdiği takdirde olabiliyor. Ama kendi işte daha önceki vatandaşlığını geri vermek zorunda değil. İran'da vermek zorunda değil. Örneğin İran vatandaşları İran Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını geri vermeden Alman vatandaşı olabiliyorlar. Neden? Çünkü İran vatandaşlarını vatandaşlıktan çıkarmıyor. Vatandaşlıktan çıkarmadığı için de Almanya diyor ki ya bunları İran vatandaşlıktan çıkarmıyor, bunların vatandaşlıktan çıkma gibi bir imkanları yok, bunları ben vatandaş yapayım. Türklerde bu mümkün. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını vatandaşlıktan çıkarıyor kendi istekleri üzerine. Dolayısıyla bu Türkiye'de bu Türkler için ciddi bir sorun. Birkaç ülke daha var, onlar için de sorun ama bu yoğun. Yani Almanya'da işte hangi göçmen grupları var? Bu göçmen grupları içerisinde en çok bu Türkleri etkiliyor. Yani ülkeniz sizi vatandaşlıktan çıkarmıyorsa Almanya bu konuda size bir adım atıyor, size bir kolaylık sağlıyor ama çıkarıyorsa sıkıntı. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Örneğin bakın, Türkiye vatandaşlığı benim için niçin önemli şahsen? Şunun için önemli. Ben Türkiye'de doğdum. Burada büyüdüm. 4 yaşından beri Almanya'da yaşıyorum. Tamamıyla sosyalizasyonumu Almanya'da tamamladım. Almanya'da çalışıyorum. Almanya'da vergi veriyorum. Alman okullarına gittim falan. Ama özellikle sosyal bilimlerle ilgilendiğim için, özellikle doktora yaptıktan sonra da işte burada göç araştırmacısı olarak dikkatleri çektikten sonra da Türkiye'den işte davetler aldım falan. Türkiye ile bağlantılarım var. Türkiye ile benim ulus aşırı bağlarım var. Yani sadece akrabalarımla değil. Tabii ki Türkiye'de gidip geliyorum, akrabalarım var. Bir de öyle bir ulus aşırı bir yanım var ama İşte o transnational dediğimiz, Türkiye'de benim yoğun bağlarım var. İşte konferanslara gidiyorum falan. Şimdi Almanya bana bu Türk vatandaşlığı vermemekle, yani Türk vatandaşlığını almama engel olmakla benim bu ulus aşırı yönümü
şey yapmıyor, kabullenmemiş oluyor. Yani ben bu, benim bu ulus aşırı, bu benim kimliğimin bir parçası, benim biyografimin bir parçası. Ben bunu zenginlik olarak görüyorum. Almanya bunu zenginlik olarak görmüyor, sorun olarak görüyor. Zenginlik olarak görse belki bunu kabul edecek. Yani bu beni psikolojik olarak yaralıyor. Yani benim fazla bir kazancım olmasa da Türk vatandaşlığından psikolojik olarak beni bu yaralıyor. Diğer taraftan bir çocuk düşünün. Türkiye'yle bağlantısınız yok. Yani şu an diyelim 2021 yılında bir Türk ailesinden bir çocuk dünyaya gelecek. Annesi babası bunu götürüp Alman vatandaşlığını alacaklar, değil mi? Ama aynı zamanda da Türk konsolosluğuna gidip Türk vatandaşlığını da alacaklar. Türk kimliğini de verecek. Alman devleti bu yeni doğan çocuğun Türk kimliği edinmesine karşı çıkmıyor. Ki biz bu çocuğun ileride Türkiye'ye bağlantısı olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyoruz. Belki Türkiye'yle hiç bağlantısı da olmayacak. Belki Türkiye'ye hiç gitmeyecek. Belki bu çocuk büyüyecek. Bir Güney Amerikalı ile evlenecek. Güney Amerika'ya gidecek. Türkiye'de tamamıyla bağ kopacak ama Türk vatandaşı olacak. Ama benim Türkiye'yle bağ olan benim gibi insanların Türk vatandaşlığı olmayacak. Asıl mesele de burada bence. Yani olayı biraz böyle tartışmak lazım. Bir de tabii şu var. İlk kuşak var. Şimdi ilk kuşak için Türk vatandaşlığını kaybetmemek önemli onlar için. Değil mi? Duygusal olarak önemli falan. Hani ben bunu bir şekilde duygusal olarak aşabiliyorum. Aşmışım ki gidip Türk vatandaşlığımı verip Alman vatandaşlığı almışım. Ama ilk kuşağı düşünün. Yani onlar için duygusal bir boyut var. Onların buraya entegre olmasını da engelliyor. İşte bunların vatandaş olmasını da engelliyor. Ben bu açıdan çok önemli buluyorum bunu. Kesinlikle. Mustafa Bey, siz el kaldırdınız galiba. Evet, ben el kaldırdım. Aynı konuda çok muzdaribim ya da şöyle söyleyeyim birkaç sıkıntı. Şimdi ben de 20 senemi Türkiye'de geçirdim. Orada büyüdüm, yaşadım. Sosyalleşmemi orada sağladım. Ömrümün yarıdan fazlasını bu ülkede geçirdim. Bütün şartlarım uzun süredir tutuyor ama Alman vatandaşlarına geçmek istediğim zaman beni en çok zorlayan Türk vatandaşlığını vermem. Çünkü benim onunla bir bağım var. Ya da şöyle söyleyeyim. Bu şart şimdi AB ülkeleri ve onun dışında diğer farklı ülkeler de var. Topladığında toplam Alman vatandaşlığı yani kendi ülkesinin vatandaşlığını bırakması gerek bırakmayanlar %70 civarında bir Alman vatandaşlığını alanların %70'i kendi eski kimliğini tutabiliyor. Bu bende şunu oluşturuyor. Ya benim Türk kimliğim, o orijinim, o oradan gelmem başka bir ülkenin, yani bu bir Yunan olabilir, bir Bulgar olabilir, bir İngiliz olabilir, Meksika olabilir. Bundan daha mı az değerli? Bana verdiği toplumun sinyal bu. Bu olunca ister istemez bizim, yani benim kendi açımdan benim uyumumun önünde en büyük engel bu. Bize yani uygulamada ayrımcılık yapılması. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Diğeri şu an mesela evlendiniz, eşiniz Türkiye'den gelecek. Gelmeden önce zorunlu olarak yapması gereken bir A1 testi var. Dil sınavını girmesi gerekiyor. Yasal olarak aslında bu yasal değil. Şöyle söyleyeyim. 74'te yapılan anlaşmadaki Türkiye ile mevcut şartların kötüleştirilmemesi maddesi var. Bu maddeye göre o zamanlar eşini Türkiye'den getiren bir kişi bu dil sınavını vermek zorunda değildi. Dolayısıyla şu anda değil. Benim eşim şu an Türkiye'den gelirken bizden bu dil belgesini istediler. Ve biz kabul etmedik. Biz yapmayacağız yani bu dil belgesini dedik. Eğer bunun tek şartı buysa bu yüzden o zaman reddedin biz dava açacağız dedik. Vardı yani çünkü bunun örnekleri de var ama bu maalesef pek bilinmiyor. Bunun gibi daha birçok size karşı uygulanan bir çifte standart olduğu zaman çünkü şunu soruyorsunuz sizin eşinize olan sevginiz yani bir Türk eşinize olan sevginiz bir Yunan'a olan bir Yunan arkadaşın ya da Yunan eşiniz olsaydı ona olan sevginizden daha mı az değerli ya da bir Alman'ın ya da herhangi bir milletin bir Japon vatandaşına karşı olan sevgisinden daha mı az değerli? Neden ona şartla ona şart değil? Bunun gibi bu ayrımcılıkların olması sizi ister istemez psikolojik mende toplumdan soyutlamanıza farklısınız. Siz aynı değerde değilsiniz mesajını veriyor. Böyle olunca ister istemez ben de şu an direniyorum almamak için.
Hepimize şey derdine şey oldunuz yani ses oldunuz diyeyim. Caner Bey siz de kaldırdınız, size de söz vereyim. Evet, kısa bir ekleme yapmak gerekirse bu çifte vatandaşlık uygulaması Almanya'da 53 ülke, en azından benim son bilgim bu, 53 ülkeye veriliyor. İşte Avrupa Birliği vatandaşları ve pozitif görülen işte Kanada, Avustralya, Japonya, Kore, Birleşik ABD, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere veriliyor. Türkiye'ye veriliyor ama bunun da Yaşar Hoca'nın da dediği gibi psikolojik bir nedeni var. En büyük kitle göçmen kökenli kitle Türkler ve bunlara da çifte vatandaşlık verilmesiyle birlikte kendilerinin uyum sorunu olabileceğini düşünen en güçlü parti. İşte Hristiyan Demokratlar geçmişte bu konuyla ilgili çok sıkıntılar çektiler ve yarattılar. İşte örneğin Amin Laşet bunu istemesine rağmen geçmişte parti meclisi örneğin işte üyeleri buna karşı çıkmıştı. SPD içinde bu alanda da çok tartışmalar oldu ve Türkleri de hayal kırıklığına uğratan bir gelişmelerden bir tanesi, sosyal demokratlardan uzaklaşmalarından sebeplerinden bir tanesi de bu mesele olmuştu. Şu an gündem örneğin bir örnek verecek olursam Kuzey Vestfalya eyaletinde yakın zamanda işte 2-3 hafta oluyor galiba yine sosyal demokratlar böyle bir yasal önerisi meclise vermişti. Eğer meclis bunu kabul etseydi burada bu eyaletler meclisine gelip orada yasallaştırılması öngörülüyordu. Yalnız burada da tekrar hükümet tarafından reddedildi. Dolayısıyla burada yani isteyen bir kitle de var. Bu daha çok işte orta sol partiler oluyor ve karşı çıkan partiler de var. Bunlara daha çok işte muhafazakar CDU dediğimiz parti çok karşı çıkıyor. İşte bakalım yeni hükümet bu konuyu ne kadar ele alacak? Çünkü parti programında en azından Yeşillerin ve Sosyal Demokratların parti programında bu yer alıyor. Yani kayıtsız şartsız herkese çifte vatandaşlık verilmesi. Artık bu ne tür uygulamaya geçecek onu zaman gösterecek. Teşekkürler. Mustafa Bey buradan size tekrar döneceğim. Yabancılar ya da göçmenler meclisi bu konuları ele alıyor mu? Biliyorum siz çok daha yerelde kalıyorsunuz. Yani aslında belediye ile ilişkili konular belki ama bu gündeme gelen konular arasında oluyor mu? Vatandaşlara yani, da oy verme konusu diyelim. Aslında ben oraya da bağlayacağım buradan. Evet. Oluyor. Özellikle şöyle söyleyeyim. Yani Göçmenler Meclisi'nin doğuşu da aslında burada yaşayan göçmenlere, Alman vatandaşı olmayan, seçme ve seçilme hakkı olmayan göçmenlere en azından yerelde bir katılım hakkı ya da sözlerini duyurma hakkı veya o balondaki baskıdan birazcık basıncı almak için hani gibi düşünebilirsiniz oluyor. Çifte vatandaşlık özellikle veya oy kullanma hakkı özellikle yerel seçimlerde oy kullanma hakkı seçim zamanları daha çok gündeme geliyor. Bunda bizim belediye başkanına talebimiz oluyor. Siz bunu lütfen Stadtrat yani belediye Alman Belediyeler Meclisi'nde, Belediyeler Birliği'nde gündeme alın, tekrar orada bir kamuoyu oluşturun şeklinde o tip talebimiz oluyor ama bu vatandaşlık federal bir soru olduğu için daha doğrusu federal çözülmesi gereken bir yasayla olduğu için oluyor ama Caner Bey size katılıyorum yani tahminim SPD ve Yeşiller'den FDP de bu konuda çifte vatandaşlığa çok soğuk bakan bir parti değil. Eğer öyle bir hükümet kurulursa gündeme gelebilir. Ama bunun tabii bir de eyaletler meclisine geçmesi lazım. Oradaki çoğunluk nasıl olur onu kestiremiyorum. Yani eğer oradan geçer mi? Çünkü yoksa bu 98'de Koch'un Hessen'de iktidara gelmesi bu şekilde olmuştu. Yani bakın bunlar gelirse çifte vatandaşlığı getirecek diye toplumdaki bir korkuyu körükleyerek yönetime gelmişlerdi. Eğer olmazsa, eyaletler meclisine geçerse umut varız yani. Bu ekleme yapacak. Bu yasanın eyaletler meclisinden geçip geçmemesi şartını bilmiyorum açıkçası. İki yöntem var. Bir federal meclis bunu uygulayabilir, yani yasallaştırabilir. Ya da bir eyalet meclisi bunu yasallaştırıp eyaletler meclisine getirebilir. Orada da yasallaştırabilir. Yalnız federal meclisten gelip eyaletlere girecek, girip girmemesini konuda hakkında bir bilgim yok. Belki bilgisi olan varsa bu konuda açıklama yapabilir. Bu da araştıracağımız bir soru olarak panelin sonuna kalmış olsun. Ben biraz konuyu artık çekeyim. Ayrımcılık konusuna. Çünkü yine çok dertli olduğumuz, herkesin farklı açılardan dertli olduğumuz. Göç serüvenine baktığımızda her göçmenin farklı tabii bir süreci var bu ayrımcılık konusunda ama
En başta Yaşar Bey size şeyi sormak istiyorum. Yabancı kime deniyor? Bunu soruyorum çünkü bir Türk de bir yabancı, bir Faslı da bir yabancı, bir İtalyan da bir yabancı. Öyle değil mi yani Almanya'ya baktığımız zaman? Ama benim perspektifimden hepsi aynı tür yabancı değil. Hepsi aynı yabancı değil bunların. Hani biraz önceki örnekler de aslında bunu destekler nitelikte. Yabancı kime deniyor? Evet. Önce öyle başlayalım. Şimdi tabii ki. Şimdi 90'lı yılların başında bir araştırmada bir anket yapılıyor. Nicelikli bir anket. Orada soru şu. Yabancı kelimesini duyunca yani Almanca Ausländer, Fremde yabancı kelimesini duyunca aklınıza kim geliyor diye bir soru yöneltiliyor. İlk sırada Türkler, Türkiye'den gelenler, Türkiyeliler. İkinci sırada işte iltica başvurusunda bulunanlar. Üçüncü sırada işte ne bileyim başka bir ülkeden gelenler. Örneğin İtalyanlar sadece ankete katılanların %1'i İtalyanlar demek aklına geliyor. İşte %0.3'ü İspanyollar diyor. Bu şunu gösteriyor. Aslında yabancı hani bizden olmayan Almanya dışında gelen anlamında kullanılmıyor demek. Öyle olsaydı değil mi? Herkes yabancı. Alman olmayan herkes yabancı. Öyle algılanması gerekiyordu. Ama yabancı kelimesinin aslında sosyolojik olarak başka bir anlamı da var. O da şu, bizden değil. Yabancı, bizim kültürümüze yabancı. Bizimle uyum içerisinde değil. Yani buradan yabancı dendiği zaman aslında Almanya'da şu anlaşılıyor. Yani vatandaşlık anlamında değil. Alman vatandaşı olmayan herkese denmiyor bu. Daha çok yabancı kimlere deniyor? Yani kültürleri ya da dinlerine, dinlerinin Almanya'nın kültürünün Almanya'daki baskın yani ya da ne bileyim Başat dine ters olduğunu düşündükleri kişilere yabancı deniyor. İşte Müslümanlar ilk sırada geliyor. Ne bileyim işte Afrika'dan gelenler, Afganistan falan böyle şeyler. Tabii bir de bu yabancılık kelimesi aslında çok ilginç. Benim doktora çalışmam da bunun üzerineydi. Yani işin sosyolojik bir boyutu var. Yabancının sosyolojik bir boyutu var. Şimdi orada Alman sosyolog var bir tane, Georg Simmel. 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyıl başlarında yaşamış Almanya'da üniversitede profesörlük yapmış birisi. Çok zor profesör olmuş birisi. Çünkü Yahudi kökenli. Yani kendisi de yabancı olmayı hissetmiş yani kemiklerinde, bedeninde, ruhunda hissetmiş. Yabancı olmak nedir? Kabul görmemek nedir? Onun şöyle bir tanımı var. O diyor ki yabancı bugün gelip yani bugün buraya gelip yarın devam giden ya da başka yere giden değildir diyor. Çünkü o ona misafir denir. O bugün burada gelir. İşte yarın mecazi anlamda yarın işte bir gün sonra, 10 gün sonra, işte bir hafta sonra olabilir, bir yıl sonra. Bilirsiniz ki bu gidecek yani. Bu burada kalıcı değil. O diyor o kişi yabancı olarak algılanmaz diyor. Yabancı diyor bugün gelip yarın kalandır diyor. Türkler ne zaman yabancı olarak algılanmaya başladılar? Türklerin kalıcı olduğu anlaşılınca. Çünkü siz kalıcı değilseniz, yani bu toplumda kalıcı değilseniz size şu gözle bakılıyor. Bu arkadaş bugün burada, bu kişi bugün burada ama yarın gidecek. Ya buna iyi davranalım, buna ihtiyacımız var, misafir falan iyi davranalım. Ama siz kalıcı olduğunuzu hissettirdiğiniz zaman ki Türkler kalıcı olduklarını gösterdiler. Bunu artık deklare de ediyorlar. Bu sefer sorun başlıyor. Artık misafir olmaktan çıkıyorsunuz, talep ediyorsunuz. Haklarını talep ediyorsunuz, var olan statüyle, size verilen statüyle hesaplaşıyorsunuz falan filan. Ve ondan sonra çatışmalar başlıyor. Fikir ayrışmaları, çatışmalar falan filan. Sonra vatandaş olmak istiyorsunuz. Bu sefer şey sorusu çıkıyor işte, kimlere vatandaşlık verelim, vermeyelim falan filan bunlar çıkıyor. Şimdi hep şöyle denir Almanlarla konuştuğumuz zaman. Yani işte biraz sıradan, biraz böyle hani bu işleri uzman olmayan kişilerle konuştuğumuz zaman şöyle şeyler de duyarız. Ya işte ilk kuşak çok iyiydi. Yani sizin anneleriniz, babalarınız çok iyilerdi. Onlarla problem yaşamıyorduk ama bu üçüncü kuşak yok mu? Onlar problem yapıyor burada. Neden annemizi, annelerimizi, babalarımızı şimdi iyi gözleyen bunlar iyi göçmendi diyorlar? Çünkü onlar kendilerine verilen statüyü kabul etmişlerdi. Değil mi? Onlara bir statü verdiler, bir rol verdiler. Dediler ki sizin rolünüz budur. Siz fabrikada bu işi yapacaksınız, işte ne bileyim şurada bu işi yapacaksınız, işte ne bileyim onlara bir özel rol biçildi. Ve bu birinci kuşak da bu özel kendilerine biçilen role çok fazla itiraz etmeden çalıştılar. İkinci kuşaktan itibaren bu değişti. Üçüncü kuşak şunu diyor, ya kardeşim ben Türk
yani Türk kökenli olabilirim. Annem babam Türk olabilir ama ben Almanım sizin gibi. Ben de sizin faydalandığınız bütün haklardan faydalanmak istiyorum. Ve sorun da oradan başlıyor işte. Bu sefer işte karşı tarafta diyor ki bu sefer hayır diyor sen diyor tam olarak Alman değilsin çünkü işte tam Alman gibi değilsin, bizler gibi değilsin diyor örneğin. İşte örneğin kadınsa başörtüsü varsa bunu sorun yapıyor. Diyor ki Almanya laik bir ülke, bakın siz İslamcısınız ya da ne bileyim işte hani bunu medya araştırmalarını yaptığımızda da görüyoruz. Örneğin Spiegel'in bir sayfası vardı. Gefährlich Fremd diye. Hani bu fremd kavramını, yabancı kavramını manşetine, başlığına taşıdı. Yani ilk sayfasına, hani kapak sayfasına taşıdı. Orada şöyle bir resim var. Hala dünkü gibi gözlerimin önüne geliyor bu resim benim. Bir kadın, hafif esmersim bir kadın, böyle damarları şişmiş, bağırıyor. Bağırdığı anlaşılıyor. Elinde Türk bayrağı sallıyor ve bağırıyor. Bağırdığı gözüküyor ve agresif bir tonda. Hani ben o genç hanımı gördüğüm zaman agresif diyorum, bağırıyor böyle, militan falan. Aşağıda küçük bir resim, orada da Türk gençleri, erkek Türk gençleri ellerinde zincirler ve bıçaklarla oynuyorlar. Ve yan tarafta da kızlar, küçük kızlar, böyle yaşları 6 ile 10 yaş arası gibi türban giyinmişler, siyah türban giyinmişler, Kur'an okuyorlar. Mutlaka şey. Şimdi orada verilen imajı görüyor. İmajı düşünün bir. Yani ortada bir Türk, yani başörtüsüz ama saldırgan. Yani çok gergin, çok agresif. Bayrak sallıyor, milliyetçi. Çok milliyetçi. Aşağıda Türk gençleri var. Bunlar şiddete meyilli. Diğer tarafta da fundamentalist. Yani yabancı imajı böyle yaratılıyor aslında biraz. Yani burada yabancılaştırılıyorsunuz. Evet, güzel özetlediniz ama tabii biraz olumsuz bir tablo gerçekten. Maalesef şimdi tabii yabancı olmanın tabii güzel bir yanı da var. Şimdi yabancı nedir, yabancı kimdir? Yabancı olaylara farklı gözle bakan birisidir. Örneğin bir Amerikanın yabancılığı, yabancı olması bu bir zenginlik olarak görülüyor. Örneğin bir Amerikan sosyoloğun gelip Almanya'da bir yabancı olarak Almanya'yı gözlemlemesi güzel bir şey. Ya da ne bileyim bir Orhan Pamuk'un gelip Almanya'da Türkleri Almanya'yı gözlemlemesi, yabancı olarak dışarıdan gözlemlemesi güzel bir şey. Ama içeride olan yabancının hakkını talep eden, yani dahil olmak isteyen, o ulusal bizim sınırlarına dahil olmak isteyenler orada sıkıntı çıkıyor işte. Yani biz burada işte hani desek ki biz işte bir yıl sonra Türkiye'ye geri döneceğiz, belki bu kadar sorun olmayacak. Şu an biz Almanya'ya dahil olmuşuz ve hatta vatandaş da olmuşuz. Ve burada da şu sorun çıkıyor. Kim daha iyi Alman? Aslında ilk başlarda Ulaş Hoca bahsetmişti. Hani bir anlamda bu yeni göçenlerin, yani yeni dalga göçmenlerin kendilerini ekspat demesi ya da burada ne kadar kalacaklarını belirlememeleri, hep ucunu açık bırakmaları aslında bu kitleyi bir nevi hiçbir zaman yabancı yapmıyor. Koruyor onları. Onlara bir koruma sağlıyor. Bu aslında çok zekice bir şey. Bunu ilk kuşak Türkler de yaptılar. İlk kuşak Türkler şöyle dediler. Onlara hep sorulduğunda, hayır biz geri döneceğiz dediler. Hani kalmak istiyor musunuz burada? Ne yapacaksınız? Yok biz geri döneceğiz dendi. Yani bu hatta sosyolojik araştırmalarda da, diğer sosyal bilimsel araştırmalarda da ciddi olarak tartışıldı. Yani anket yapıyorlar o dönem. İşte siyasal bilimciler, sosyal bilimciler. İnsanların %80-90'ı biz Türkiye'ye döneceğiz diyorlar. Sonrasında aradan bir yıl geçiyor, iki yıl, üç yıl, beş yıl, kimse dönen yok. Şaşırıyorlar, nasıl bir şey? Yani biz burada metot olarak yanlış bir şey mi yapıyoruz ki böyle sonuçlara varıyoruz? Sonra ortaya çıkardılar, buna farklı bir yorum getirdiler. Dediler ki bu aslında insanların bu işte hayır biz Türkiye'ye döneceğiz demesi, Türkiye'ye dönmek istemelerinden kaynaklanmıyor. Psikolojik olarak konuştukları arkadaşlar olsun, Almanları teskin etmek için yapılan bir stratejik, böyle bir hayatta kalma stratejisi aslında. Yani onlara şunu söyle, şu mesajı veriyor. Ya merak etmeyin ben gideceğim. Hani çok da sorun çıkarmayacağım burada. Yani onları biraz teskin ediyor. Yani bunlar çok ciddi tartışmalara da yol açtı. Sosyolojide, diğer sosyal bilim alanlarında. Şimdi ekspatlar konusu ya da bir yeni dalga göçe bakarsak, evet belki öyle bir koruma alanı yarattılar kendilerine. Çünkü sınırları çizmedikleri için, ama buradan Gülay Hanım'a geçeceğim. Aslında bu yeni gelen kitlenin de ciddi ayrımcılığa maruz kaldığı noktalar var. Bunlardan önemli olanlardan birisi Marx skalaları ile ilgili.
Türkiye'den buraya geldiklerinde belli pozisyonlarda maaşlarının düştüğünü görüyoruz ya da pozisyonlarının düştüğünü görebiliyoruz. Hani o konumu kabul ettiği an gelebileceğini bildiği için birçok göçmen gelmek istediği için bunu kabul etmek durumunda kalıyor. Hani aslında bu diğer ayrımcılıklarda bahsetmediğimiz kadar açık olmasa da mevcut bir ayrımcılık. Ve bu tabii otomatik olarak diğer çalışanların, yani Almanya'da hala burada çalışmakta olanların da belki maaş skalasının düşmesine sebep olacağı için otomatik olarak yeni gelen bu kalifiye Türklere karşı bir olumsuz algı, ya da bu Türkler olmayabilir, gelen bütün kalifiyeler için olabilir, olumsuz bir hava yaratıyor. Hatta bu sağ popülistlerin önemli kullandığı argümanlardan biri, yani göçmenler işlerimizi elimizden alıyor. Bu eskiden de vardı, şu zamanı, anlaşma zamanı çıkan, herhalde hep kullanılan şeyler bunlar, yaklaşımlar her zaman işe yarıyor. Bugün de aynı şeyi görüyoruz, şimdi de kalifiyeler için aslında. Biraz önce Caner Bey siz demiştiniz 400 bin yıllık kalifiye iş gücüne ihtiyacı olduğunu Almanya bir nevi deklare etti. Yani bu durumda ileride baktığımızda bu ayrımcılık aslında azalacak değil, artacak gibi gözüküyor. Bu beyaz yakalılar ya da bu kalifiye göçmenler için de. Gülay Hanım, siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi şöyle ki, yani benim birebir bu konuda yaptığım bir araştırma yok ama mesela akademiden örnek verebilirim. Özellikle uluslararası farklı ülkelerde çalışmış bir akademisyen olarak Almanya'ya geldiğinizde mesela daha önceki ülkelerdeki tecrübenizi saymayıp sizi farklı daha düşük bir maaş skalasından başlatabiliyor. Hani işte Amerika'da yapmış olduğunuz üniversitedeki çalışmalarınızı saymayabiliyor, oradaki yıllarınızı. Hani burada oradan çok daha düşük bir skaladan başlatabiliyor sizi. Ama bunu hani sadece Türkiye'li akademisyenlere değil, hani birçok başka ülkelerden gelen kalifiye olarak, mesela bu akademisyenler özelinde söyleyebileceğim bir şey. Hani beyaz yakalılarda da aynı şeye rastlanıyor mu? Onu dediğim gibi konuyla ilgili hiç araştırmam yok, o yüzden bilmiyorum. Fakat bu hani çok daha çok, yani göç literatürüne baktığımızda bu aslında epey rastlanan bir şey. Yani hani göçmenleri kullanarak ülkede bulunan maaşları düşürmek, yani ekonomik anlamda bir şekilde yerleşik kişilerle göçmenleri karşı karşıya getirerek göçmen hani karşıtı söylemleri ya da göçmen karşıtı duyguları bir şekilde körükleyen bir şey bu tabii, hani ekonomik çatışmayı körükleyerek. Fakat bu uzun vadede şu anda Türkiye'den gelen beyaz yakalı ya da akademisyen, hani yüksek kalifiye göçmen dediğimiz grupların sayısının artmasıyla nasıl değişir ve ne kadar yansır, bunun yansımalarını ne kadar görürüz Alman ya da yerleşik, hani Alman beyaz yakalılar ve Türkiye'li beyaz yakalılar arasında bundan kaynaklı bir gerginlik yaşanır mı? Onu henüz hani söylemek zor. Çünkü çok yeni bir yandan da aslında o şeyin ortaya çıkışı. Yani hani mesela bir soru vardı az önce, Almanya yüksek ya da kalifiye göçmenleri çekmek için ne yapıyor diye. Hani Almanya'nın mavi yakalı mavi kart uygulaması var. Bu Avrupa Birliği genelinde başlamış bir uygulama 2009'dan beri. Kalifiye göçmen çekebilmek için üniversite, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip göçmenlere kimi kolaylıklar tanınıyor. Yani işte mesela kalıcı oturumunuz çok daha kısa sürede çıkıyor. Ya da kalıcı oturuma başvururken işte B1 değil de A1 seviyesinde sertifika yeterli oluyor. Hani bu tarz böyle nitelikli göçmenin sayısını arttırmak üzere kimi girişimler var. Dediğim gibi sadece Almanya özelinde değil, hani Avrupa Birliği genelinde getirilmiş bir şey bu ama Almanya bunu epey kullanıyor ve baktığınızda hani mesela Türkiye'den bu başvuruların sayısı ya da Türkiye'den gelip mavi kartla buraya Almanya'ya yerleşenlerin sayısı epey artmış durumda. Yani hani mesela 2012'de 86 kişiye verilmiş, 2019'da bu rakam 1535. O yüzden de hani bunun artmasıyla beraber o gerginliği görebiliriz. Hani Alman kalifiye işçilerle Türkiye'den gelen kalifiye işçiler arasında. Ama dediğim gibi hani kesin net bir şey söylemek.
Ulaş Hanım, siz el kaldırmış. Evet, ya ben bu konuda bir şey hatırlatayım. 2000 yılında bu mavi karttan önce, yani Avrupa Birliği'nin sunduğu bu yüksek kalifiyeler için mavi karttan önce Schröder'in başlattığı bu şey vardı, yeşil kart. IT'ciler içindi. Ama tabii bu IT'ciler için olmasına rağmen birçok mühendis alanından farklı kişiler bu çağrıya, bu davete açık davrandılar. Epey bir gelen oldu. O dönem mesela gazetelerdeki en büyük başlıklardan birisi Hind aşıtat Hind ama, yani Hintliler gelecek ama bizim çocukların işlerini alacaklar amanın diye. Böyle Alman halkı birden böyle bir alevlenmişti. Ama tabii klasik bir yüksek nitelikli göç çeken bir ülke olmadığı için Almanya. Bu program ne kadar başarılı oldu tartışıldı sonrasında da, ama epey de gelen oldu. Bu akım sırasında ciddi bir Türkiye'den gelenler de oldu. Benim doktora çalışmam özel olarak onlarla ilgiliydi. İşte bu 2005-2007 arası ben bir saha yaptım Almanya'da. Ve birçok şehirdeki özellikle mühendis IT'ciler ağırlıklı bir çalışmaydı. Burada gördüğüm de şuydu aslında en çok, hani bu bağlamda maaşları değiştirebilir mi yani? Hani şöyle bir şey var, bu çok yani gene Almanya'nın kendi yapısından kaynaklı. Yani maaşlarda o kadar uç bir fark yok. Yani hatta neredeyse işçi maaşıyla çok kalifiye bir ne diyelim, hani eğitimli akademisyen, yani maaşı arasında uçurumlar yok Türkiye'de ya da birçok farklı liberal ülkede olduğu gibi. Yani Almanya o anlamda maaş konusunda böyle biraz daha farklı bir yerde duruyor. Ama işin ilginci şeyi de söyleyebiliriz. Bu çok tartışılmıyor ama yine Cener Bey söyledi sanıyorum. Şirketler üzerinden gelme ya da şirket neredeyse aslında ülkeye değil, bazı kişiler şirkete geliyor. Yani hani şirketin ağı içinde hareket ediyorlar veya şirket gelişlerinin tüm aşamalarını kolaçan ettiği için, yani orada yeni bir ülke değil, yeni bir şirkete geliyor diye söyleyebiliriz. O anlamda da yani o işe giriş, iş maaşının belirlenmesi gibi ya da yükselme kriterlerinin belirlenmesi gibi bazı kriterler geldiğiniz şirketle de bağlantılı. Eğer uluslararası bir şirketse, ki çoğunlukla öyle olabiliyor ama işte olmaya da biliyor. Yani Alman şirketine geldikleri zaman işte o duvarları çarpıyorsunuz. Çünkü orada başka kriterler işliyor. O Alman geleneksel yapısından gelen bazı kriterler işliyor. Böyle bir iki farklı alan olduğunu düşünüyorum bu bağlamda. Bunu eklemek istemiştim. Evet, onun şimdi ulaşacağım söyleyince, bu expatler için hatta şirketlerin hani ülkeden bağımsız expat kontratı var. Yani hani Singapur'a da gitseniz o şirketin eğer çalışanıysanız belli bir maaş ödeniyor, işte Almanya'ya da gelseniz hani onu şirketle pazarlığını yapabiliyorsunuz. Ama Almanya'ya gelip buradan ben iş arayayım hani bir şirkete başvurarak dediğinizde farklı şekilde işliyor işler tabii. Kesinlikle. Çok çok farklı modeller var. O anlamda çok farklı. Tabii ayrımcılık yaratabilecek durumlarla karşılaşıyor. Mustafa Bey, siz de bir şey söyleyecektiniz. Ben çok çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Bu birazcık yani ayrımcılıktan ziyade firmaların genel politikası var. Yani Almanya'da genelde sizin iş sözleşmenizde vardır. Geheimhaltung dediğiniz. Yani sizin aldığınız maaşı gizli tutma zorunluluğu, yükümlülüğünüz var. Yani aynı odada çalıştığınız karşınızdaki kişinin bunu bilme şansı yok. Bunu söyleme, yani gizli tutmak zorundasınız yasal olarak. Böyle olunca ister istemez bir nebze sömürü düzeni oluyor. Yani hani kimse kimin ne aldığını bilmediği için o andaki sizin yöneticinizin size verdiği değeri ya da kendinizin pazarlık gücüne göre değişebiliyor. Bu bazen yani büyük kurumsal firmalarda eğer bir sendika varsa o zaman tarif dediklerini, herkesin aldığı beyaz yakalı da olsanız belli tariflerler var. Oralarda oluyor.
Oradaki ayrımcılık da şöyle oluyor. Şimdi Yaşar Bey'in söylediği bir şey vardı. Siz aynı firmada artık kendinizi oranın bir parçası olarak görüp talepkar olmaya başladığınız zaman, o zaman ben neden yükselemiyorum? Benden daha az tecrübeli olan ya da eğitimi daha düşük olan, farklı olan kişiler neden yükselebiliyor da ben yükselemiyorum durumu oluyor. Ayrımcılık orada ortaya çıkıyor. Veya yine gizli tutulan primler var. Hani sizin yaptığınız performansa göre yapılan primler var. Onlar da gerçekten ona göre mi, yoksa sizin pasaportunuzun rengi orada bir rol oynuyor mu? Bunlar birazcık bilinmiyor yani, ya da araştırılamıyor, bilmiyorum. Kalıyor yani, onu söylemek, eklemek istedim. Tamam, Ulaş Hanım siz de buyurun. Bu sözü bir ek de ben gene yapmak istedim, o da şu. Şimdi sadece mevzu maaşla da ilgili değil, özellikle yüksek kalifiyeliler için. Türkiye'den hani neden giderek artan bir çıkış var özellikle yüksek kalifiyelerde diye baktığımızda, çalışma koşulları bağlamında baktığımızda da Türkiye'de çalışan ne bileyim işte mühendis ya da işte yüksek eğitimlilerin aslında çalışma koşullarının gene böyle çok katı olduğunu görüyoruz. Almanya'ya gittiklerinde yok, gün haftada 40 saatten fazla çalışmamamız gerekiyormuş. Şu öğreniyorlar. İlginç bir şey var orada. Yani iş etiği, Almanya'daki kurulu işte o sendikaların şimdiye kadar yarattığı haklar ve işçiyi kollama haklarıyla karşılaştıklarında, bazıları onun için gitmemiş gerçekten ama bununla karşılaşınca çok memnun oluyorlar ve yaşanılası buluyorlar bunu. Hatta ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Boş vakit diye bir şey varmış yani. Hani Türkiye'de yaşamadıkları. Çünkü Türkiye'de bu bağlamda aslında ciddi bir sömürü olduğu söylenebilir. Tırnak içinde yani kişiler bunu işte o kocaman plazalarda hafta sonları, akşamlar hiç fark etmeden çalışırken birdenbire böyle bir ortama geldiklerinde Almanya'da çok memnun olduklarını çok söyleyenle karşılaştım. Yani hatta çalıştığımız için bize kızanlar oldu diyorlardı. İşte biraz fazla çalışınca yanlış yapıyorsun, böyle yapmamışsın uyarılar veya işte bunun hakkını araman lazım. Hani bu şey gerçekten önemli. Bunu özellikle hani iş ortamında yüksek kalifiyelinin duruşu anlamında baktığınızda beklenmedik bir kazanım olarak Almanya'da aldığını söyleyebiliriz. Ve yani belki son dönemde bu yüzden de gidenler var mıdır? Hani biraz daha o konuya girersek belki oralarda ilginç şeyler çıkabilir. Ben bunun mesela 2015-13 gezi olayından sonra Yaşar Bey'in hani orada bir kırılım mı var dediği noktadan öncesinde de olan şeylerden bahsediyoruz tabii şu anda. Hani acaba 2010'lar, ben oralara kadar da çekebileceğimizi düşünüyorum biraz daha. Yani oralardan itibaren başka bir sebeple göç yaşanıyor mu? Bu soru tabii hala açık şu anda. Evet, teşekkür ederim. Ciddi anlamda bir memnuniyet var. O bizim anket sonuçlarımızdan da çıkmıştı. Yani çalışan kesimin %80'i işinden memnun, ortamdan memnun olduğunu söylüyor. %60 kadarı dil problemi yaşamasına rağmen bunu hani açıkça belirtiyorlar. Burada sadece ufak bir hani şeyimi paylaşmak istiyorum. Bu kurumsal şirketlerde bu gerçekten bu şekilde işliyor ve bu yorumları doğrulamak mümkün. Yalnız Almanya'da da çok fazla hani kurumsal olmayan küçük boyutlu çok şirket var. Oralarda biraz farklı hikayeler duymak mümkün oluyor. Sendika ile ilişkili olan şirketlerde çalışanların haklarını çok rahat aradıkları ama sendikayla ilişkisi olmayan küçük boyutlu KOBİ dediğimiz yapılarda bu biraz daha sanki özgür oluyor o şirketler. Hani bu hafta sonu çalışmama falan lüksleri bazen olmayabiliyor. Hani böyle örnekler de var ki bizim ankette notlara düşen şeyler arasında da vardı. Ama genel memnuniyet belki de hani Gülay Hanım bunu size tekrar sorabilirim belki. Bu gelmiş olmanın da getirdiği bir şey mi acaba? Yani ben bu kadar büyük bir sorumluluk aldım. Bıraktım Türkiye'yi. Birçok şeyimi bıraktım ve Almanya'ya geldim. Ya zaten memnun olmalıyım bir nevi. Yani belki öyle de bir psikolojik baskı da var mıdır bu gelen beyaz yakalılar üzerinde? Yani bu memnuniyetin bu kadar yüksek olması gerçekten sadece iş ortamının, işin
çok iyi olmasından değil gibi geliyor ki biz burada birçok negatif şeyi de konuştuk. Hani maaşı düşük olabiliyor, pozisyonu düşük olabiliyor, dil sıkıntısı çekiyor. Hani nedir bu memnuniyetin aslında arka planı? Yani şöyle aslında o işte yani Ulaş Hoca'nın dediği şey bence önemli, bu çalışma koşulları meselesi. Fakat tabii bir yandan da şimdi eğer ailesiyle geliyorsa ayrı bir başka parametreler işin içine giriyor. İşte buradaki eğitimin çok daha ucuz ve kaliteli bir şekilde erişilebilir olması çocuğu için. Çünkü bilhassa hani beyaz yakalılar, çocuğu için gelen beyaz yakalı profili de çok arttı son dönemde. Ve onlarda mesela hani o memnuniyet hali işte Türkiye'de anaokuluna yıllık 80 bin lira verirken burada bir anda ücretsiz bir anaokuluyla hani karşılaşınca ya da işte ilkokul aynı şekilde. Bunlar tabii ki insanları hani buraya daha çok bağlayan şeyler, yani hani memnuniyetlerini arttıran şeyler, bu tarz yapısal olarak Almanya'nın onlara sağladığı avantajlar, hani iş dışında da mesela hani bu özellikle eğitim bence önemli bir faktör. Ama bir yandan da aslında şöyle bir bulgu da var. Mesela Caner Bey'in bahsettiği bu entegrasyon meselesinde entegrasyon paradoksu denen bir şey var. Yani kalifiye göçmenler arasında evet yapısal anlamda zorlanmıyorlar. İşte bürokrasiyle olan ilişkilerinde belki daha hani cevvaller diyeyim ya da işte bir şekilde işte iş bulma, ev bulma bu konuları aşabiliyorlar. Fakat gene de iş, duygular ve aidiyet kısmına girince şimdi entegrasyon paradoksu kalifiye göçmenlerin daha fazla ayrımcılık hissettikleri durumu anlatmak için kullanılan bir terim şeyde göç literatüründe ve bu sadece hani Türkiye'li kalifiye göçmenler için değil, genel anlamda kalifiye ve daha hani kalifiye olmayan diyeyim göçmenler karşılaştırması yapıldığında normalde bizim beklediğimiz şey aslında kalifiye göçmenin daha çabuk uyum sağlaması ve daha entegre olmuş hissetmesi. Fakat birçok araştırma gösteriyor ki aslında algılanan ayrımcılık kalifiye göçmenler arasında daha yüksek. Ve bunun en önemli sebeplerinden biri de tabii sosyoekonomik statü ve sosyoekonomik statüyle gelen hem bilinç şeyi seviyesinin artması hem de hak arama. Yani şimdi hak arama çok sosyoekonomik bir şey. Yani sosyoekonominin statümüz yükseldikçe kendinizde hak arama hakkını da görüyorsunuz ya. Şimdi bu noktada bu kalifiye göçmenlerin hani belki diğer göçmenlerin ayrımcılık olarak görmediği kimi şeyleri kalifiye göçmenler ayrımcılık olarak algılayabiliyor. Mesela somut bir örnek vereyim bir akademisyen bir göçmen üzerinden. O çocuğu ilkokula giderken öğretmen ayırıyor. Kimi çocukları Almancanız yeterli değil, size haftada 2 saat ek Almanca dersi vereceğiz diye. Fakat bu çocuk aslında hani 6 yaşında 5 senesini Almanya'da zaten geçirmiş, kindergarten'a gitmiş, çocuğun yeterli yani hani Türkiye'li annesi babası ama çocuk Almancayı gayet iyi biliyor. Bu hani ebeveynleri gidip diyorlar ki neden böyle bir şey yapmış? Öğretmen de diyor ki ay ben bilmiyorum ki yani öyle önümde liste vardı, evinde Almanca konuşulmayan her çocuğu ben direkt ayırdım o sınıfa diyor. Hani ek Almanya ve bu sene olan bir şey. Şimdi bu ebeveyn gidip bu hakkı arıyor. Diyor ki hayır benim çocuğumun Almancası yeterli. Diğer bütün öğretmenler bunu diyor. Lütfen gerek yok yani. Çünkü çocuk bu sefer kendini şey hissediyor. Hani beni niye ayırdılar anne benim Almancam kötü mü? Fakat aynı şekilde gene Türkiye'li iki çocuk daha var. Onların anne babaları bunu şey olarak algılıyor. Aa, ne kadar güzel çocuğumuzun Almancasını destekliyor okul, hani ek ders veriyor. Şimdi burada algı meselesi o noktada devreye giriyor. Yani hani bu akademisyen anne baba bunu bir ayrımcılık olarak görürken diğer mesela işçi olan anne baba onu hani okul bize destek sağlıyor çocuğun Almancasına gibi görüyor. Yani şimdi o yüzden de işin hani hem yapısal faktörler kısmı var ama bir yandan da kalifiye göçmenlerin o işte algılanan ayrımcılığı daha yüksek hissetmesi de bu tarz olaylarda karşımıza çıkıyor.
Süper. Teşekkürler örnekler için. Bu arada zamanı bayağı ilerletmiş bulunuyoruz. Hatta bitirmemiz gereken zamanda geçtik. Ben çok hızlıca Türkiye kısmına geçeceğim. Herhalde bu kısım yine birçok kişinin çok ilgilendiği bir konu. Ulaş Hocam, size sormak istiyorum. Bu göçten bayağı bir bahsettik ve bu göçün sayısı her geçen gün artıyor. Bize yazanlar, derneklerimize yazanlar, çeşitli üniversitelere, şirketlere yazanlar, yani her geçen gün Türkiye'den yeni kişiler gelmek istiyor. Nasıl geleceklerini soruyorlar. Bu göçü biz bu kadar konuşuyoruz, dert ediyoruz, önemsiyoruz. Hani kendi network'ümüz için, kendi oluşturduğumuz topluluk için çok önemli, ama bunu Türkiye nasıl yorumluyor? Bu Türkiye'den nasıl gözüküyor? Çünkü hem ekonomik hem sosyal hem de bilgi ve donanım anlamında müthiş bir çıkış var. Türkiye'de böyle mi görüyor bunu? Bu konuda yapılan çalışmalar var mı? Hani ne dersiniz Türkiye'den ve özellikle bu Bağımız tarafından, bu alanda ilgilendiğiniz için sormak istiyorum. Nasıl görüyor Türkiye'de konuyu? Yani Türkiye aslında, ben epey bir eski kalkınma planlarını da indirmiştim. Türkiye beyin göçüne nasıl bakar yani? Bu bir kalkınma sorunu aslında. Ve hani mesela eskiden 60'larda bile sorun edilmeye başlanan bu mevzu, yani hani bu yeni bir şey değil. Yani onu bu şekilde adlandırmamak lazım. Yani Türkiye'den beyin göçü yıllardır var. En çok Amerika'ya vardı, ama Almanya'ya da her daim az da olsa önemli bir kesim gitti. Mesela doktorlar çok gitti, mesela 60-70'lerde. Çok uzmanlığını Almanya'da almış doktor vardı. Almanya'dan gelen işte 2. Dünya Savaşı sonrası kişilerin yetiştirdiği çocukların çoğu gene Almanya'ya döndü. Ya da işte üniversitelerde böyle bir şey oluştu, yani ilişki Almanya ile Türkiye arasında akademik anlamda iş birlikleri ve oradan giden akışlar. Ama özellikle patlamanın çıktığı, yani özellikle kalifiye emek için oraya gitme hali, aslında hani mesela 80'leri falan saymıyoruz çünkü 12 Eylül'de de epey kalifiye gidiyor, ama hani orada başka bir siyasi arka plan. Şimdi son zamanlarda da hani kalifiye göçü, yani bu bir emek göçü ve aslında siyasi konjonktüre ne kadar bağlamak lazım konusu biraz tartışmalıdır. Ama yani işin ilginci, bu okumuşla, ya da öyle diyorum ben artık, hani okumuşla, eğitimliyle olan bir dert olmaya başladı son yıllarda Türkiye'de. Hani bu gerilim hattı buradan kurulmaya başlandı. Yani öyle olunca ciddi bir kayıp yaşanıyor şu anda. Yani ve siyasi olarak kişilerin normalde epey bir gene 2000'lerin başında geriye dönüş, beyin göçünü yeniden çekelim, geriye alalım. Çünkü birçok ülke bunu yapar. Çünkü bu bir kayıptır. Yatırımını yapmışsın, devlet okullarını okutmuşsun, büyütmüşsün. Tam verimini alacağım, tam çıktısını alacağım, gidiyor ve geride bir şey bırakmıyor. Hani geride gelebilir, evet. Yani arada buraya bir bilgi transferi yapabilir, evet. Yani bazıları şunu işte win-win, işte yok brain drain değil, brain gain falan deyip hani farklı manevralar çıkabiliyor, ama aslında hani bu bir kayıptır. Yani eğitimli insanın bir ülkeden gidişi, o ülkenin bütün o oradan alacağı eğitim, özellikle de eğitim alanında bir kayıptır. Çünkü o kişilerin olası yetiştirebileceği nesle bir zararı vardır. İşte biraz önce Gülay Hoca'nın altını çizdiği son yıllarda olan göçte, ben özellikle, yani benim 2010'lara kadar olan aslında ilgilendiğim kısımda, hani direkt şey yaptım, araştırma yaptım. Ama 2010'dan sonrasında aslında insanlar böyle daha apar topar, ailece, böyle 30'larında 40'larında fark etmez, yeter ki buradan gidelim moduna girdiler. Bu yeni bir şey. Eskiden işte ne bileyim, üniversiteyi bitirdin, İstanbul'da okudun, Ankara'nın en iyi okulunda okudun, İzmir'in en iyi okulunda okudun, ama artık hani bir yurt dışına da gidelim, kariyerimizi bir tamamlayalım, sonra gerekirse döneriz moduyla gidilen yer artık hayır. Ben mesela master tezimde de bu konuyu çalışmıştım ve adına başlığına şey demiştim. Evden kaçış değil, beyin göçü. Şimdi buradaysa artık
şöyle bir noktaya geldik. Bence artık bir evden kaçış. Yani hani öyle bir exodus, böyle kaçıyor. Gideyim bir ya, yani burada yapamadım, mücadelemi verdim, olmadı falan gibi böyle bir gidiş. Ve çocukların bari hani orada daha iyi şartlarda kavuşsunlar. Böyle bir şey olunca işte bu çok çarpıcı oluyor. O yüzden son yıllarda bu konuya ilgi arttı. Adına yeni dalga değişimiz de yeni bir şey aslında. Ve hani bu konu bence hani özellikle Türkiye, Almanya ekseni hala bu konuda çok kritik duruyor. Hani bu yüzden hani bu Türkiye'nin nasıl yorumladığı sorusu tabii çok genel. Türkiye nedir? Hani Türkiye bensem ben bu konuyu bir kriz hali olarak görüyorum. Hani mesela hep Suriyeliler, Afganlar konuşuyoruz ya biz Türkiye'de şu anda göç konuşurken ve kriz olarak adlandırıyoruz. Aslında bu gidişin bir kriz olarak yine adlandırılıp buna dair yeni atılımlar yapılması gerekirken bu bağlamda böyle bir yerinde sayma hissediliyor. Hani bu şekilde cevaplandırabilirim sana. Teşekkürler. Mustafa ve Gülay Hanım sizlerden el kalkmış. Mustafa Bey sessizdesiniz. Duymuyoruz. Pardon. Ben çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Şimdi göçün maliyeti, yani bir insan gücünün, bir beyaz yakalının yetişmesini Almanya'da hesapladığınız zaman, yani bu çocuk doğduğu andan itibaren Alman devletine, Almanya'ya maliyeti, çocuk para toplu aldığı, çocuk parası gittiği ücretsiz kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, gimnazyum, üniversite, bütün maliyetleri, yetişme maliyetini topladığınız zaman devlete maliyeti bir yetişmiş bir mühendisin veya bir doktorun en az 500 bin euro. Şimdi Türkiye'den gelen bunu düşündüğünüz zaman, yani hani 10 bin yeni yetişmiş elemanı geldiğini düşündüğünüz zaman 10 bin çarpı 500 binden bu 5 milyar euroya denk geliyor. Yani bu 5 milyar euro bir ülkeden, basitinden Türkiye'den Almanya'ya aslında bir hediye paketi. Yani hiç suya sabuna dokunmadan o açıdan Almanya açısından bir hediye paketi gelen bir hediye, ama Türkiye açısından da bir kayıp. Şimdi ileri açısından bakmak lazım. Bu beyin göçü bir süre sonra tecrübe edildikten, yaşandıktan sonra yaşanan belki bazı Almanya açısından bu ayrımcılık konusunun, özellikle bu insanların burada tutulabilmesi için hüsnü kabul kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Çünkü gelen kişi buraya bir tercihle geldi. Kendi isteğiyle, iradesiyle geldi. Tekrar yine kendi şartlar uygun olursa tekrar kendi isteği iradesiyle tekrar dönebilir. Bunu Almanya açısından tutmak gerekiyor. Türkiye'de kendi açısından bakıp nasıl cazip hale getirebilirim ki bu insanları, bu yetişmiş iş gücünü tekrar, ben bu 5 milyar euroyu oradaki kazandığı tecrübeyle 10 milyar euro olarak tekrar nasıl alırım diye böyle bir rekabete girmeleri gerekir diye tahmin ediyorum. Evet, ben bunu sormak istiyordum aslında, bir hesaplaması var mıdır bunun Türkiye tarafında diye, çünkü aynen bu bir kaynak ve kaynaklar eriyor. Gülay Hanım, siz de bir şey söyleyecektiniz galiba. Ben çok kısaca şeyi ekleyecektim. Yani Ulaş Hoca'nın dediği gibi tabii Türkiye deyince neyden bahsediyoruz sorusu önemli de, devlet kısmından bakarsak işin, eğer hani yani toplum nasıl algılıyor bir kenara bırakıp hani devlet nasıl algılıyor bakarsak, mesela TÜBİTAK'ın böyle geriye dönüşü teşvik etmek üzere bir programı var şimdi. Eğer yurt dışından akademisyen olarak Türkiye'ye geri dönerseniz işte 3 sene boyunca belli bir ek bütçe veriliyor size gibi, bu tarz bir geriye tersine beyin göçü projesi var. Bir de Havelsan ve Aselsan'ın gene böyle devletin de desteklediği tersine beyin göçü programları var. Yani aslında bir yandan da hani devlet nezdinde de bence bu bir kriz olarak düşünüyorsak, hani orada farkındalık var, evet. Hani çok görmesek de somut olarak elimizden kaçırmayalım meselesini, ama tersine beyin göçünü bir şekilde teşvik etmek üzere son dönemde geliştirilmiş programlar var. Tabii hani onlar ne kadar başarılı oluyor o ayrıca tartışılır, ama bu tarz şeyleri görebiliyoruz, girişimleri. Evet. Yani Türkiye açısından aynen bu şekilde, eğer bunun değerlendirildiği noktalar varsa çok anlamlı olacak. Diğer türlü önemli kayıplar göreceğiz. Peki ben bir de konuyu şeye de getirmek istiyorum. Zaman kalmadı. Birkaç soru alabilmek açısından.
Ola ki dönmedi bu Türkler, yani bir dolu yeni göçmenden bahsediyoruz. Bu yeni kitlenin, mevcut kitleyle, hani bu hep gündeme gelir yani, eski göçmenler, yeni göçmenler, bunların ilişkileri nasıl olacak? Hep birlikte Almanya'da yaşamaya devam ettiğimizde bu durumu nasıl yorumlarsınız? Hani Gülay Hanım sizle başlayalım ama aslında bu da bir ele alınması gereken konulardan birisi. Biz gerçekten iki topluluk nasıl iletişim kuruyoruz? Şu anki iletişimimiz nasıl? Bundan 50 sene sonraki iletişimimiz nasıl olacak? Eğer bu profesyonellerin göçü artarsa mesela, bunu nasıl görüyorsunuz Almanya'da? Yani şöyle ki, benim mesela yaptığım hani çok sınırlı sayıda 15 kişiyle görüşmüştüm kalifiye olarak Türkiye'den buraya göçen. Onlarda mesela şey vardı, yani hani buradaki yerleşik Türkiye'li göçmenlerle ilişkilendirilmeme isteği. İşte biz farklıyız, biz daha işte atıyorum işte İngilizceyi mesela hani o dil hiyerarşisini oradan kurmaları da o yüzden, yani hani bakın biz İngilizce konuşabiliyoruz hani farkımız. Şimdi ve o aslında tabii Türkiye'de de var olan bir gerginlik, yani gene işte sınıfsal sosyoekonomik bir gerginlik o ve o buraya da yansıyor tabii. Burada bir de işin içine hani üçüncü bir grup olarak Almanlar da girdiği için, hani onlar bize ayrımcılık yapmasın diye. Mesela benim konuştuğum kalifiye göçmenlerde şey vardı, yani hani bir süre sonra ben burada yerleşik hani Türkiye'li göçmenlere ayrımcılık yaptığımı fark ettim. İşte kendi kafamda mesela aynı stereotipleri, aynı kalıp yargıları ben de onlara uyguluyorum. İşte ve bu beni rahatsız etmeye başladı falan diyenler oldu. Yani hani bir süre sonra aslında şeyi fark edip aslında ben bayağı ayrımcılık yapıyorum diye. Ama yine de çok da öyle bir araya gelip beraber bir şey yapma şeyi yok, yani hani motivasyonu. Fakat tabii ben işin hep kalifiye göçmenler kısmını dinledim. Yani hani buradaki yerleşik göçmenler arasında, yani şu an zaten hani üçüncü kuşakta falan gayet çok fazla kalifiye göçmen var. Hani ki onlar artık göçmen bile demeyelim, yani hani Türkiye kökenli diyelim. Hani mesela onlarla bir araya gelip bir şey yapma girişimlerine de çok şahit olmuyorsunuz. Yani Türkiye'den gelen kalifiye göçmenler de aslında şeyin çok farkında değil bence. Hani Almanya'da yerleşik göçmenler arasında da çok çeşitlilik var. Hani özellikle şu an artık kaç kuşak geçmiş. Hani onların kafasında yerleşik bir böyle 1960'ta göçmüş, 70'te göçmüş bir Almancı, tırnak içinde kullanayım, profili var. Ve buradaki göçmenleri ona oturtuyorlar genelde. Hep öyle olduğum için. O yüzden hani biraz böyle karşılıklı şeylerin, nasıl söyleyeyim, o kalıp yargıların da erimesi ya da kırılması zaman alacak gibi geliyor bana. Hani buradaki. Siz Almancı demişken ben Ulaş Hoca'ya da bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Hani biz dönmeme üzerinden, Gülay Hanım size bir soru sordum ama dönüldüğü vakit, atıyorum 30 sene, 20 sene, 40 sene sonra bu bahsettiğimiz profesyonel kitle Türkiye'ye döndüğünde, öyle bir ortam oluştuğunu varsayalım ve bir göç başladı, geriye göç. Orada nasıl algılanacak bu kesim? Yani hani bizim bugün konuştuğumuz o Almancı kelimesinin kullanıldığı bir şey var. Kötü anımsanan bir kavram var. Benzer bir kavramı şu an Almanya'ya göçmüş profesyonellerin tekrar geri döndüğünde de böyle bir şeyle karşılaşabilir miyiz acaba? Kitlenin de bir şekilde tanımlandığı bir durum söz konusu olabilir mi? Çünkü yıllar geçiyor aslında. Yani bu bir kaygı olabilir mi? Ama yani şöyle bir şu işte eğitim, yani burada yani tabii ki kritik olan şey eğitim girdisi. Yani bu insanların bedenine bir eğitim girdisi girerek aslında bir tür ne diyelim, yüksek kalifiyeliler işte o yüzden kendilerini expat diyerek böyle kendilerini, ya bizim hareketimiz böyle bir hareket değil. Biz her an burayı da bırakabiliriz. Her an şuraya da gidebiliriz. Yani hani orayla aidiyetimiz de farklı bizim, burayla aidiyetimiz de. Bizim şeyimiz de farklı, formasyonumuz farklı olduğu için ideolojik bakışımız da farklı. Hani şimdi böyle bir yerden baktıkları için durum biraz farklılaşıyor. Çünkü mesela işte ev ve vatan, devlet, hani bunlara dair algılar da farklılaşıyor.
Şimdi ama benim burada aslında bence kilit sorulardan birisi şu. Yani işte bu hep önceden gelenin sonradan gelene dair tutumu. Şimdi yani sonradan gelen ama işte mesela yüksek kalifiye olunca iş biraz değişiyor. Çünkü mesela işte Gülay Hoca'nın da fark ettiği çalışmalarında hani ya sen hiç Türkiye benzemiyorsun muhabbeti. Yani benim çalışmada da çok bariz çıkmıştı. Hani böyle Türk nasıl bir şey ki sorusunu sordurtuyor. Veya Alman gerçekten böyle bir soruyu çok cüretkarca sorabiliyor karşısındakine. Yani bunu söyleyebiliyor. Aslında bakarsanız bu çok ciddi bir sıkıntılı bir ne diyelim söylem. Ve bir onun ardından gelebilecek şöyle bir şey hazırlıklı olmalısınız. Ya sizin ülkede işte mayoyla denize giriliyor mu yok, alkol içiliyor mu yok, şöyle mi böyle mi? İşte bir yüksek eğitimli için böyle bir şeyi almak büyük bir gerilim attı. Ne yapıyor kafada? Ya ben ülkeyi mi savunayım? Oradaki işte orada insan hakları yok, orada falan otoriter çok kötü. Hani ben sana neyi savunayım? Hani Türkiye neresi? Biraz önce de dedim ya. Hani Türkiye ben miyim? Yoksa işte benim ve ait olduğum çevrenin bir şeyi mi? Yoksa benim zaten eleştirdiğim şey mi? Ama ben seninle onu nasıl eleştirebilirim? Hani bu zemini sen beni sorgularken bunu nasıl yapabilirim? Tamam mı? Yani burada bir aslında çok ciddi bir üstten bakış var. O üstten bakışla karşılaşan işte yüksek kalifiye göçmen hani o biraz önce gene Gülay Hoca'nın söylediği entegrasyon kaosunu işte burada yaşıyor. Yani o söylemin kendisiyle aslında bir cevap vermesi lazım. İşte o cevabın kendisi de çok sorunsal. Yani nasıl cevap versen? Yok ben onlardan farklıyım diyebilir. Aman. Yani yok siz yanlış biliyorsunuz. Orası aslında çok büyük insanlık diyemezsin. Hani şimdi bütün bunlar aslında senin cevap verme durumunda bakın işte o sorgu gözü. Sorgu gözüyle karşı karşıya kalan yüksek kalifiyeli işte insana ben siyah kur demiştim çalışmamda. İşte hani böyle bir aslında Türkiye'de en gözde olan grupken sosyal statü olarak işte en iyi okullara gitmiş, en iyi eğitimleri almış, hani çok seviyoruz ne kadar güzelsin derken birden oraya gidip aslında bir çeşit siyah kuğuya dönüşüyor. Yani hani oranın böyle bir şeyi yani bir tarafıyla evet bu tarafı da var yani eğitimli falan filan ama bir tarafıyla siyah, sen siyahsın. Şimdi işte bu gerilim hattı yüksek eğitimlerin en büyük handikapı. Yani Türkiye'den Almanya'ya gitmişler için özellikle. Doğru. Yani daha çok şey konuşulur ama süremiz bittiği için ben böyle evet. Burada es veriyorum. Kesinlikle. Belki ileride bir ikinci turunu yaparız. Yepyeni sorular, yepyeni. Eminim konular çeşitlenecektir. Ondan hiç şüphemiz yok yani gün geçtikçe. O anlamda ben burada bitirelim derim. Çok teşekkür ediyorum herkese katılımları için. Arkadaşlar sorularınızı da farklı şekillerde yedirmeye çalıştım. Zaten bütün soruları sormak mümkün olmadı ama eğer varsa hiç yanıtlanmadığını düşündüğünüz zaten kişilere doğrudan ulaşabilirsiniz. Hepsinin LinkedIn'larını paylaşmıştık. Lütfen doğrudan yazın. Daha doyurucu cevaplar alırsınız. En son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa isterseniz söyleyelim, kapatalım değerli konuşmacılarımız. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Herkesi çok yorduk. Çok sağ olun. YouTube'dan izleyebilirsiniz çok arkadaşlar. Katlamayanlar için söyleyeyim. Her bir toplantı oldu. Çok teşekkür ederim. Efendim? Çok güzel bir tartışma oldu diyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Yeni arkadaşlarla da tanışmış olduk bu vesileyle. Yani bir dahaki toplantılarda tartışmalarda beraber olmak umuduyla herkese iyi akşamlar. İyi yol açar umarız. Evet. Teşekkürler herkese. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.